Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Haftanın son iş gününde, güzel bir cuma gününde tekrar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 7.32 dakika geçiyor ve hayırlı cumalar diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet, güzel şehrimiz Ordu'dan sizlere sesleniyoruz. Programımızı aktarıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bugün uyandığımızda Ordu'da güneşli bir hava yoktu. Havaların nasıl olduğunu şimdi hep beraber gözlemleyelim. Hem de şehir havasına bakalım sevgili izleyicimiz. Yüksekte olan ama bulutlu bir hava sevgili izleyicimiz. Yani kapalı bir hava, böyle kasvetli bir sabaha uyandık. Sabaha, cuma sabahına uyandık Ordu'da değerli izleyicimiz. Gün yeni yeni aydınlanıyor. Şehir ışıkları, araçların ışıkları daha yeni yeni sönmeye başladı. Ve güneş ışığından daha yeni faydalanmaya başladık değerli izleyicimiz. İşte böylesine bir günde bugün sizlere günaydın diyoruz değerli izleyicimiz. Evet, hafta içi her sabah ekranlarınızda sizlerle birlikte oluyoruz. Özellikle sosyal medyadan sizlerin yazmış olduğunuz mesajları da programımız içerisine aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Bir yandan şu anda sizlerle sohbet ederken bir yandan da ben de sosyal medyadan kontrol ediyorum, paylaşımlar yapıyorum. Tabii ki paylaşım yapmanız bizler için çok çok önemli, mesaj atmanız bizler için çok çok önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için o kadar değerli. Sizin göndermiş olduğunuz mesajlarda özellikle gurbetten bizi izleyen izleyicilerimiz hem şehirden havadisler alıyor, böyle eskilerin söylemiyle haberler alıyorlar sevgili izleyicimiz, hem de böyle şehrin havasını görüyorlar, bir nebze de olsun gurbet hasretini dindirmiş oluyorlar. İşte bir yandan arkamızda görmüş olduğumuz güzel şehrimizin görüntüleri, bir yandan da sevgili izleyicimiz haberlerimize bugün gündeme yavaş yavaş ısınacağız, yavaş yavaş başlayacağız. Haberlere bakmış olduğumuz zaman böyle iç açıcı haberler yine yok, maalesef yok değerli izleyicimiz. Özellikle Orta Doğu'da, o bölgede, sınır bölgemizde yani çok stresli bir politika izleniyor. Öylesine farklı bir gündem var ki oradan her gün gelecek olan haberler her şeyi etkiliyor. Bizim ekonomimizi etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor, piyasaları etkiliyor. Dünyanın gözü onda sevgili izleyiciler. Üst üste gelen açıklamalar, Rusya'dan gelen açıklamalar, Amerika'dan gelen açıklamalar, NATO'dan ortaya gelen açıklamalar, Orta Doğu'da o coğrafyada olan ülkelerin takılmış olduğu tutumlar, oradan gruplar, bizler sevgili izleyicimiz en doğal hakkımız olan savunma hakkımızı orada tutmak istiyoruz ve gelen kötü haberler maalesef ki o bölgeden gelen değerli izleyicimiz şehit haberlerimiz var. Yani hiç dün arkadaşlarımızla konuşuyoruz, hiç alışmayı istememiş olduğumuz bir olay şehit haberleri sevgili izleyicimiz. Neredeyse belli bir dönemlerde yoğunlaşıyor. İnşallah bu son oluruz diyoruz. İnşallah anaların yürekleri bir kez daha yanmaz. İnşallah başımız sağ olsun, bu anlamda bir kez daha söylemeyiz diyoruz ama şehit haberleri geliyor sevgili izleyicimiz. Bakın son dakika haberleri, Suriye'den gelen acı haber geldi. İki askerimiz şehit oldu. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucunda iki askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin ise yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda 50'den fazla rejim unsurunun vurulduğu da belirtiliyor değerli izleyicimiz. Evet, ifadeler aynen okumak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmış: ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucunda iki kahraman silah askerimiz şehit olmuştur. 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı, sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar diliyoruz. İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silah pikap, 1 otobüs imha edildiği öğrenilmiştir. Açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan geliyor sevgili izleyicimiz.
şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu acıları umarım ki bir kez daha yaşamayız. Bu acı haberler umarım ki bir kez daha gelmez değerli izleyicilerimiz. Evet, ve o bölgede gerçekten çok ama çok çok sıcak bir gündem var. Bugün dünya gündeminde neler varmış? Şöyle kısaca bir göz atmak istiyorum. Neler konuşuluyor? Bunlara bakalım değerli izleyicimiz. Evet, son dakika haberleri yine Merkel ve Macron'dan Putin'e İbdil çağrısı geliyor. Avrupa ülkelerinden sevgili izleyicimiz, çatışmalar derhal son bulmalı şeklinde. Amerika oradaydı. Suriye'si, Irak, İran ve Rusya da oraya müdahil olmaya başladı değerli izleyicilerimiz. Ve bu anlamda çok çok daha sıcak saatler geliyor. Herkesin farklı hedefleri var. Amaç tabii ki şu, orada ne? Kavganın amacı ne sevgili izleyicilerimiz? O bölgede doğal gaz kaynakları var, petrol kaynakları var ve emperyalist güçler sevgili izleyicilerimiz. İşte Amerika'sına tutun, Rusya'sına tutun, büyük teknolojilerle bürünmüş olan bazı ülkeler. Bu ülkeler ki sevgili izleyicimiz, diğer ülkelerin kaynaklarını sömürerek kendi halkının daha zengin, daha refah olması için çalışıyorlar. Nedir? İşte doğal gaz vardır, altın kaynakları vardır, petrol kaynakları vardır. Bunun gibi o ülkede gelişmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Önce o ülkeyi bir şekilde sevgili izleyenler karıştırıyorlar. Ya terörizmle karıştırıyorlar veya ekonomiyle veyahut da farklı unsurlarla o bölgeye, o ülkeye, hedeflemiş oldukları ülke bir şekilde gidip o bölgeyi karıştırıyorlar. Orada savaşlar çıkartıyorlar. Önce karşılıklı gruplar oluşturuyorlar. Karşılıklı gruplar önce kendi silahlarını satıyorlar sevgili izleyicilerim. Karşılıklı gruplar orada kendilerince onların hedefleri oluyor. O çatışmalar çıktığı zaman da kendileri bir şekilde o ülkeye gidip biz geldik, buraya demokrasi getirdik adıyla geliyorlar sevgili izleyicilerimiz. Tabii algı operasyonu belki de yıllarca sürüyor. Demokrasi getirdiklerini söylüyorlar ve o ülkeye halk arasındaki deyimle resmen çöküyorlar. O ülkenin kaynaklarını kendi şirketlerine, kendi halkına, kendi vatandaşlarına, kendi refahına, kendi zenginlikleri için o bölgeye tam anlamıyla çöküyorlar. Şu anda Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu bölgesinde olan olay budur. Tabii ki bizim niye ilgilendiriyor? Biz sınırız. Bizim en büyük şanssızlığımız belki de o bölgede sınır olmamız sevgili izleyicimiz. Ve o bölgeden aynı karışıklığı tabii ki Türkiye'de de yapmak ve yaratmak istiyorlar ama başarılı olamıyorlar, olamayacaklar. Bununla bir gün anlayacaklar. Her yolu ve her yöntemi deniyorlar sevgili izleyicimiz. Türkiye'nin içine sızmak, Türkiye'de iç karışıklıklar çıkartmak, gerek etnik, gerek terörist anlamda her türlü ellerinden gelen her şeyi deniyorlar. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hiçbir zaman bunları başaramayacaklar. İşte Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla görüştükleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İbdil'deki çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulunmuş sevgili izleyenler. Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüşerek Suriye'deki gerilimin arttığı İbdil konusunun ele alındığı görüşmelerde Merkel ve Macron Putin'i İbdil çatışmalarından derhal son bulması çağrısında bulunuyorlar sevgili izleyicimiz. Evet, ve şehit haberlerimiz sonrasında Suriye sınırına büyük sevkiyatlar yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonucu iki askerin şehit edilmesinin ardından Suriye sınırına büyük sevkiyat gerçekleştirildi. Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmatlar da yer almış. Bunlar da günün gelişen son olayları, ülkede, dünyada, ulusal gündemde konuşulan gündem konuları değerli izleyicimiz. Ve Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı. Amerika Patriot füzesi gönderebiliriz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz daha öncelerden Amerika'dan böyle bir savunma sistemi istemiştik.
Amerika bu savunma sistemini vermeyeceği yönünde böyle açıklamalar vardı. Daha sonra yönümüzü Rusya'ya çevirdik. Rusya'dan S-400 istedik. S-400'ün uyumluluğu Rusya'ya, Avrupa'ya, NATO'ya tamamen karşı. NATO ülkeleri ve Amerika Rusya'dan S-400 eğer alırsak bize bazı yaptırımlarda bulunacaklarını söylediler. Ekonomik yaptırımı hatta söylediler. Kendi içlerinde bazı hani tehdide varan böyle açıklamalar da geldi sevgili izleyicimiz. Biz niye S-400 alacağımızı söyledik. Rusya'dan S-400 geldi sevgili izleyicimiz. Amerika'da bu anlamda S-400'ün karşılığı olarak bize Patriot vermeyi teklif etti. S-400'ü bırakıp Patriot alın denildi sevgili izleyicimiz. Ve sonra gelinen son noktada bakıyoruz. Neler oldu? Amerika basının Türkiye Amerika'dan Patriot istediği iddiaları sonrası Erbil'deki gelişmeleri değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika bizim stratejik ortağımız NATO üyesiyiz. Ülkemize karşı hem hava ve füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir deniliyor sevgili izleyicimiz. Hangi anlaşmalar sonrasında Patriot böyle bir destek istendi? Bilemiyoruz. Bu konudaki izlenen tutum stratejik olarak sevgili izleyicimiz bizlerde kafa karışıklığına sebep oldu. S-400 için inanın o kadar şey yapıldı. Yani S-400'ü alacağımıza dair sevgili izleyicimiz. Amerika'da ekonomik yaptırımlar uygulandı. Onlara karşı ülke olarak dik duruldu. İşte biz bunu alacağız. Siz bize karışamazsınız. Ve nihayetinde dönüldü. Amerika'dan da Patriot alabiliriz açıklamaları. Nihayetinde sonuçlarına hepsine bakmış olduğumuz zaman ekonomik sevgili izleyicilerimiz. Bölgemize, sınırımıza bir tehdit var. Bu tehdite karşı biz kendimizi savunmak istiyoruz. Amerika bize Patriot satmak istiyor. Rusya bize sevgili izleyicimiz S-400 satmak istiyor. Bence en güzel sonuç şu. Ne Amerika'sı ne Rusya'sı. Biz kendi savunma mekanizmalarımızı kendimiz oluşturmamız lazım. Teknolojimizi geliştirmemiz lazım. Kendi füzelerimizi kendimiz yapmamız lazım. Ne Amerika'nın bizim umrumuzda olması lazım, ne Rusya'nın bizim umrumuzda olması lazım. Biz Amerika ve Rusya'nın gözünde sevgili izleyicimiz bakmış olduğun zaman nihayetinde silahlarını satabilecek olduğu bir pazar olarak görüşürüz. Ve bu çerçevede tabii ki bizim de ülkemizi gelecek olan saldırılara karşı savunmamız lazım. Burada çok ince bazı bizim, ben kendi adıma söyleyeyim, anlayamadığımız dengeler var. Söylüyoruz yani ülkeler arasında dostluklar, arkadaşlıklar, ortaklıklar olmuyor. Sadece çıkar ilişkileri var sevgili izleyicimiz. Ne oldu da Patriot'le alınabilir noktasına geldik? İnanın fikrim yok ama bu da günün bence önemli ve konuşulacak olan konularından bir tanesi. Evet, iyi şeyler de yok mu? Bir tane vatandaş var sevgili izleyicimiz. Ekonomik durumu iyi. Özellikle Türkiye'nin dört bir tarafına ortaya çıkıyor. İstanbul'da ortaya çıkıyor. Fakir olan ailelere, ekonomik durumu gerçekten çok kötü olan ailelere gidiyor. Bakkalda borç defterleri var. Markette borç defterleri var. Onları kapatıyor. Elektrik su faturalarını ödüyor. Ve bu vatandaş bana Robin Hood deyin diyor. Robin Hood biliyorsunuz ki İngiliz kültüründe olan, onların kitaplarında olan sevgili izleyicimiz, ormanda yaşayan ve çizgi filmleri de vardır. Zenginden alıp fakire veren bir o dönemin bir kahramanı sevgili izleyenler. Ve gizemli yardımsever Robin Hood Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülenmiş değerli izleyicimiz. Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, market borçlarını kapatan ve Robin Hood olarak bilinen yardımsever bu kez Aksaray'da ortaya çıkmış. Zengin olan, ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza, herkese sesleniyorum sevgili izleyicilerimiz. Sizin için cebinizden çıkacak olan bir miktar para, diyelim ki 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira, 30.000 lira. İnan ki yani önemlidir ama sizin için hiç önemli değildir. Yani benim cebimde 10 lira ne kadar değerliyse, değerli tabii ki. Sizin için de belki de 100.000 lira o kadar değerli. Siz bu parayla birçok insana gerçekten yardım edebilirsiniz.
Yani ben şimdi vatandaşın yapmış olduğuna görüyorum da ekonomik durumu demek ki yani 30 bin lira yardım etmiş. Ya 30 bin lira onun için nedir ki? Bir önemi yoktur belki de yani. Belki de yani 2 günde, 3 günde, 5 günde bir haftada kazanmış olduğu bir para veyahut da kenara bırakmış olduğu küçük bir miktar olarak değerlendirilebilir. Ama o küçük olarak değerlendirmiş olduğumuz miktarla insanların hayatları kurtulabiliyor. İnsanlar hayatlarını o miktar, hayatları boyunca görememiş oldukları miktarlar belki de. O yüzden sevgili izleyicimiz, yani gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmemiz lazım. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde infaktan bahsediyor. Yani yardımdan, insanlara yardım edilmesinden bahsediyor sevgili izleyicimiz. Tabii ki tutup da insanların çalışmamasına destek verecek, onları rahatlığa getirecek şekildeki böyle bir destekten bahsetmiyorum. Ama şu son zamanlar içerisinde ekonomik olarak sıkışmış, bunalmış, daralmış olan birçok insanlarımız var. Ne mutludur ki o yardım edebilecek kadar güç sahibi olan ve yardım etme niyetinde olan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, iş adamlarımıza. Yani dünya sevgili izleyicimiz küçük, hayat sınırlı. Hep bana gerçekten bilmiyorum. Yani insanları mutlu etmek için çok çok fırsatlar var. Tabii ki tutup herkes elindeki bütün imkanları versin anlamında söylemiyorum ama yardıma ihtiyacı olan insanlar tespit edip onlara destek olmak kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Almanya'daki ırkçı saldırı sevgili izleyicimiz 6 gün önce o bölgeye gidip keşif yaptığı ortaya çıkmış. Bizim de birinci sıra gündem haberimiz bu. Biraz sonra aktaracağım. Hızlı dünya gündemini geçeceğim. Çinli bilim adamı Wang Qi koronavirüsün kalıcı hale gelebileceğini söylemiş ve herkesi korkutmuş. Çin merkezi televizyona konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Wang Qi koronavirüsün kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda bütün dünyayı uyarmış değerli izleyicimiz. Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar meydana gelmiş, köyler boşaltılıyor. Rusya'dan vahim açıklama, Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun diyor. Karşılıklı gelen açıklamalar sevgili izleyicimiz. Rusya bu aralarda çok agresif davranıyor bu Orta Doğu konusunda sevgili izleyicimiz. İnanın ki politikalar bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Ne yapacağını bizler yani ne taraftan bakmamız gerektiğini bazen şaşırıyoruz. Suriye'de muhaliflerin başlattığı İbrit operasyonu sonrasında Rusya'dan açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaşması merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki muhaliflere destek verdiğini belirtmiş. Türkiye'ye yapılan çağrıda Rusya'nın terörist olarak nitelendirdiği muhaliflere silah sevkiyatının da durdurulmasını istemiş sevgili izleyicimiz. O bölgede en fazla konuşması gereken bir ülke varsa sevgili izleyenler, ne Amerika, ne Rusya, ne NATO, ne Almanya'sı, ne Fransa'sı, hiçbirisi değil. Sadece Türkiye konuşması lazım. Türkiye'nin konuşması lazım. Çünkü bizim sınırımızı ilgilendiriyor, bizim güvenliğimizi ilgilendiriyor, bizim can güvenliğimizi ilgilendiriyor. Oradan ülkemize terör grupları akın akın gelmek için çaba sarf ediyor. O bölgeden geliyorlar. Eğer bu konuyla ilgili konuşacak birisi varsa ne Amerika konuşacaktır ne de Rusya'nın konuşma hakkı vardır. Tek bir ülkenin konuşma hakkı vardır. O da Türkiye sevgili izleyicimiz. Rusya'ya bakın, Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar bakın sevgili izleyicimiz. Onlar bizim terörist grup olarak adlandırmış olduğumuz kişilere dost gözüyle bakıyor. Onlara silah destekleri veriyorlar. Aynısını Amerika'da yapıyor sevgili izleyicimiz. Karma karışık bir siyaset, bir politika. Gerçekten bazen bakıyorsun yani anlayamadığımız mide bulandırıcı farklı farklı ilişkiler. Evet devam ediyoruz sevgili izleyicimiz gündemimizdeki diğer konulara. Koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapatmış Irak. Koronavirüsü nedeniyle sevgili izleyenler, İran'da yeni tip koronavirüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış bu virüsten kendilerini korumak için. Şimdi yavaş yavaş kendi gündemimize geleceğiz. Kendi gündemimizde neler var bunları anlatmaya, bunları aktarmaya başlayacağız. Bu arada mesajlarınız da var sevgili izleyicimiz. Ama ne yapacağım önce biliyor musunuz? Önce bizim dün akşam ana haber bülteninin birinci sıra haberi olan gündem haberimiz olan haberimizi gireceğiz.
Daha sonra tekrar geri döndüğümde mesajlarınızla beraber programımızda kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Dün birinci sıra gündemimize sevgili izleyicimiz Almanya'daki ırkçı saldırı vardı. Almanya'nın Hanova kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Daha sonra annesini ve kayayı öldürüp kendisini intihar eden terörist sevgili izleyicimiz ırkçının yapmış olduğu vahim işte bu olay. Dün Amerika, Almanya'da da günün konusuydu, konuşuldu sevgili izleyenler. İntihar eden saldırganın yabancı düşmanı şahitlerle hareket ettiği ortaya çıkmış. Saldırıda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybettiğini, 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş sevgili izleyicimiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu türlü saldırılar umarım ki bir kez daha olmaması dileğiyle sevgili izleyicimiz. Haberimizi izliyoruz ve birazdan tekrar birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün gece Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Erdoğan başta büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor ifadelerini de kullandı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. Evet sevgili izleyicimiz, bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama ve Alman makamlarının bu konuyla ilgili hassasiyet göstermesi gerektiği konusundaki yapmış olduğu uyarıydı. Dün birinci sırada gündemdeki haberimiz gerçekten önemli bir haberdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız ırkçı terörist bir saldırı sevgili izleyicilerimiz. Evet ve yavaş yavaş kendi gündemlerimize doğru geleceğiz. Ordu'ya geleceğiz. Ordu merkeze bakacağız. Ama tabii ki yani ülkede, dünyada neler oluyor bunlara bakmamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Çoğumuz deriz ya ben siyasetten hoşlanmıyorum. Ben politikadan hoşlanmıyorum. Hayır, tam tersi, bilmemiz lazım. Ülke gerçeklerini bilmemiz lazım. Kim neyi neden yapıyor? Kim neden böyle açıklamalar yaptı? Veyahut da sebeplerini, sonuçlarını, ilişkilerini hepsini bilmemiz lazım. Ülkede, dünyada neler oluyor? Çok çok iyi analizlerini bütün vatandaşlarımız kendileri yapması lazım sevgili izleyicilerimiz. Çünkü tercih edeceğiz. Bizi yönetecek olan kişileri tercih edeceğiz. Seçim zamanları geliyor, oy zamanları geliyor ve bu dönemlerde iyi, doğru, kötü, yanlışı seçmemiz için bunların çok çok iyi analizini yapmamız lazım. Böyle değişken bir tavır içerisinde olmadan sevgili izleyicimiz. Çünkü bizde öyle bir kültür oluşuyor ki işte benim dedem babam bu partidendi, biz o partiye oy veriyoruz. Tabii ki verebilirsin, hiçbir sorun yok ama çok iyi analizlerini yapmamız lazım. Neden, hangi partiye, niçin oy veriyorsun, bunları bilmemiz lazım. O yüzden hepimizin siyaset politikayı yapmayacağız tabii ki ama siyaset politikayı bilmemiz lazım. Siyasetçileri ve politikacıları da iyi tanımamız lazım, iyi analizler yapmamız lazım değerli izleyicilerimiz. Okuyup araştırmamız gerekiyor. Efendim Kılıç Zafer Bey günaydın demiş bize. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicimiz. O kadar yani gergin bir gündemle başladık ki, kötü bir gündemle başladık ki kendi memleketimize, ordumuza dönemedik bile, hemşerilerimize selamlaşamadık bile. Ekranlarını yeni açan bütün izleyicilerimize tekrar günaydın diyorum. Hayırlı cumalar diyerek programımıza başlamıştık.
tekrar programımıza hatırlatma yapalım. Şehrimizin o güzel görüntüsünü bir kez daha verelim. Sefat işte arkamızda görmüş olduğunuz gibi gerçekten bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi değil, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Çünkü biz bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, bu şehirde aşık olduk. Bu şehirde sevgili izleyicilerimiz nefes alıyoruz. Dünyanın en güzel şehri Ordu ve bu şehri güzelleştirmek için herkesin yapabilecek olduğu eminim ki birçok şeyler vardır. İşte bu güzel şehirden sizlere sesleniyoruz. Günaydın diyerek değerli izleyicimiz, Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız veyahut da dünyanın neresinde yaşayıp Ordu'lu olan bütün hemşehrilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Kılıç Zafer Bey günaydın demişti. Yüksel Sarıoğlu günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı cumalar olsun. Herkese mesajlarını göndermiş. Bir yandan da değerli izleyicilerimiz sosyal medyayı da sizlerle konuşurken takip ediyoruz. Kendi gündemimize gelen mesajlar veyahut da paylaşımlarda bulunmak için. Efendim Cevat Öztürk günaydın. Hayırlı yayınlar. Mazot gübre destekleri ne zaman ödeniyor? Benim bildiğim kadarıyla mazot gübre destekleri için ödemeler başladı ama tam teyit edemedim bu haberi. Bu konuyla ilgili bilgi aldığımız zaman da ulaştıracağız ama doğrudan gelir desteği daha sonra sevgili izleyicimiz. Biliyorsunuz önce mazot gübre destekleri ödeniyor, daha sonra doğrudan gelirdi. Mazot gübre destekleri başladı diye biliyorum değerli kardeşimiz. Evet, Halil Orhan günaydın demiş sevgili izleyicimiz. Şenel Kuvancı, Ümit Bey yağmurlu, soğuk bir İstanbul sabahından günaydın. Hayırlı cumalar. Askerlerimiz ölüyor. Yok, rejim askerlerini öldürdük, tankini vurduk diyor sevgili izleyenler. Halkı teselli ediliyor. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyor. Doğru. Ülkeler arasında dostluklar, arkadaşlıklar olmuyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Sevgili izleyicimiz, kendi çıkarlarımızı kendimize bakmamız lazım. Bu anlamda ülkeler aralarında sadece ve sadece çıkar ilişkileri var. O da geçici ilişkiler. Tomo Oğulu Fatsa'dan günaydın demiş. Hayri Taş, sabah şerifleri hayırlı olsun. Yağmurlu İstanbul sabahından günaydın demiş. Hayri Taş kardeşimiz, sevgili izleyenler. Hayri'ye de, Hayri Taş'a da selamlar ediyoruz. Değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Kendisi de sevgili izleyicilerimiz, bize devamlı mesajlarını gönderen bir arkadaşımız. Evet, şimdi gündemimizde diğer haberlerimizi de aktarmaya çalışacağız. Haber merkezimiz, sevgili izleyicimiz, Ordu'dan ne oluyor, ne bitiyor? Harıl harıl çalışıp ellerinden gelen bütün gayretleri gösterip Ordu'nun gündeminde, Ordu'nun haberlerinde nabzında tutuyorlar. Efendim, ikinci sıradaki haberimizle hemen devam edeceğiz. Şehrimize döneceğiz. Ordu kendi su sayaçlarını üretecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi elektronik su sayacı üretimi için düğmeye basıldı. Elektronik kartla sayaç hizmeti veren özel firma olan sözleşme iptal edildi. OSKİ Genel Müdürlüğü Suver 2020 adlı altında bir proje geliştirdiler. Değerli izleyicilerimiz, su sayaçları değiştirecekmiş. Ordu bunu kendisi üretecekmiş. Bir dönemler biliyorsunuz elektrik sayaçları da değişti. Ne olduğunu anlamadığımız bir dönemde geldiler. Elektrik sayaçlarımızı değiştirdiler. Elektrik sayaçları değiştirdikten sonra artık faturalar tutmaz oldu. Elektrikleri ayarlayamaz olduk sevgili izleyenler. Bir elektronik mühendisi arkadaşımızla konuştum. Şunu söylüyordu. Mesela onların bir direnç mesafeleri varmış. Onlar düşürülmüş sevgili izleyicimiz. Önceden mesela elektriğe prize fiş takıyorsunuz. Ucunda telefon oluyor. Ne yapıyor? Enerji emiyor. Ucunda telefon olmadığı halde bile fişe, prize şey takmış olduğu zaman çok düşük dirençlerde bile elektrik yaktı olarak görünüyor. O yüzden evdeki enerji akımını hiçbir zaman neredeyse durduramıyoruz. Bununla ilgili de bir uzman alıp kendisiyle de konuşacağım sevgili izleyenler. Neden elektrik faturaları bu kadar geliyor? Ne yapmamız lazım? Doğal gazlarda nasıl önlemler almamız lazım? Bizim için aslında çok çok önemli bir gündem. Neyse, konumuza dönüyoruz. İkinci sıra haberimiz sevgili izleyenler. Ordu su sayacını kendisi üretecek.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatıyla elektronik kartlı sayaç hizmeti veren özel firmayla olan sözleşme iptal edildi. Bunun üzerine OSKİ Genel Müdürlüğü Suver 2020 adı altında bir proje geliştirerek elektronik su sayacı üretimi için çalışmaya başladı. Proje kapsamında günümüz teknolojisine uygun modern ve gelişmiş sistemle donatılmış sayaçlarla abonelere daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor. İstihdama da büyük katkı sağlayacak projeyle yıllık 50 bin adet sayaç üretilmesi planlanıyor. Abonelerine geçici olarak mekanik sayaçlarla hizmet verecek olan OSKİ, sayaç üretimi yapıldıkça montajı geçici olarak yapılan sayaçları sökerek yerine elektronik su sayaçlarını monte edecek. Bu sayede elektronik kartlı sayaçlarla ilgili yaşanan teknik sorunların önüne de geçilmiş olacak. Elektronik su sayacıyla tesisatlardaki kayıp ve kaçaklar da azaltılarak suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Elektronik kartlı sayaçların üretilmesinin ardından montaj, servis, bakım ve onarım hizmetleri ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Oryas tarafından yerine getirilecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ordu artık su sayaçlarını kendisi üretecek. İşte bununla ilgili bir gündem, bir haber izlemiş olduğumuz değerli izleyicilerimiz. Evet tabii ki birbirinden farklı konular var, gündemlerimiz var. İşte programımızın ikinci yarısında geldiğimiz zamanda ise burada da gazetelerde, yerel gazetelerde neler var, nasıl gündemler var, bunları sizlere aktaracağız, bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ekonomi cephesine baktığımız zaman da aslında hani veriler iyi geliyor, faizler düşüyor, düşürülüyor, enflasyonla ilgili düzenlemeler geliyor, düzeliyor, düşüyor sevgili izleyenler. Ama faiz indirme, en son Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra işte Orta Doğu'dan gelen bu hareketli günlerden sonra mesela yatırımcı arkadaşlarımız borsaya baktığı zaman da %3'e varan kayıplar vardı. Dolara baktığımız zaman sevgili izleyenler, altının üzerine çıkmaz, çıkar mı, nerede tutunur diye düşünüyordu. Dolar şu anda 6.10 sevgili izleyenler. 6.10'un üzerinden işlem görüyor. Altına bakmış olduğumuz zaman altın aldı başını gidiyor. Artık rekorlara doymuyor. Dolardı, altındı, piyasalarda da oldukça hareketli günler sevgili izleyenler. Ve dört bir taraftan bakıyoruz, güncellemeler geliyor. İşte artık güncelleme adıyla bu yeni zamların daha yumuşak bir tabiri sevgili izleyicimiz. İnanın ki kışın bitmesini hasretle bekliyoruz. Çünkü kış artık ekonomik olarak bizim cebimize çok olumsuz olarak yansıyor. Nasıl? Doğalgaz faturalara bakıyorsun, 600 lira 700 lira faturalar geliyor. Normal geliyor. 2 yıl öncesinde 200-250 bandında seyreden doğalgaz faturaları 2 yıl içerisinde 2'ye katladı, 3'e katladı sevgili izleyicilerimiz. Bu gerçekten orta gelirli vatandaşımızın, hepimizin canını yakacak, rahatsız edici seviyede gelen faturalardan bahsediyoruz. Düşünün, yani asgari ücretle çalışan bir arkadaşımızın maaşının dörtte biri şeye gidiyor, sadece doğalgaza gidiyor. 6 kere 4'ün 24. Yani 4'te 1 neredeyse doğalgaza gidiyor. Elektriği, suyu da üzerine eklemiş olduğumuz zaman, kirayı da eklemiş olduğumuz zaman, gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kolay gelsin sevgili izleyicimiz. Evet, çalışmak lazım. Hepimizin çok çalışması lazım. Tabii ki iş imkanlarının artırılması lazım. Herkes çalışmak istiyor. Hepimiz çalışmak istiyoruz. Hiç kimse hayatta şunu demez herhalde: ya ben çalışmak istemiyorum düşüncesine sahip olmayız sevgili izleyicimiz. Ama maalesef ki iş konusunda da, istihdam konusunda da öyle çok da rahat değiliz sevgili izleyicimiz. Evet, bir de şimdi 3. sıra haberimizin konusu oldukça güzel. Trafik ekipleri, sürücülerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Oradaki ekipler gece gündüz çalışıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Hani çalışmaktan bahsettik ya, geceleyin de çalışan ekiplerimiz, memurlarımız var. Trafik ekipleri sevgili izleyenler, TV52 ekibimiz de dün gece mesaisinde polislerle devriye yapmışlar. Efendim, ekiplerin alkol denetimi ve genel araç sorgusu yaptığı uygulamalarda sürücülerle polis arasında yaşanan fıkra gibi diyaloglar da dikkatlerden kaçmamış ve
Ordu Trafik Şube Komiseri Özkan Hakkemez gece denetimiyle ilgili bilgiler vermiş. Bakın gece denetimlerinde neler olmuş. Arkadaşlarımız bu haberi, bu konuyu gündemlerine taşımış. İzliyoruz. Üçüncü sıra haberimiz. Emniyet kemeri takmayan, alkollü araç kullanan, hız sınırını aşan sürücüler sıkı denetimde. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi polis ekipleri gece gündüz yaptıkları uygulamalarla kentte kural tanımayan sürücülerin korkulu rüyası oldular. Sadece 2019 yılında toplam 15 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Ordu Trafik Şube Komiseri Özkan Hakkemez, sürücüleri kurallara uymaları konusunda önemli uyarırken denetimler hakkında bilgi verdi. Biz her akşam özellikle trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alkol uygulamaları yapmaktayız. Bu uygulamalarda neler yapıyoruz? Araçların ruhsatlarını kontrol ediyoruz. Sigortaları var mı? Muayeneleri var mı? Onları kontrol ediyoruz. Alkol metrelerimizle beraber alkol ölçümleri yapıyoruz sürücülerimize. Emniyet kemerleri, geri kalan eksikleri var mı? Takmışlar mı? Kullanıyorlar mı? Onları kontrol edip yolculuk ediyoruz sürücülerimize. Karşıyaka, Turnasuyu, Kiraz Limanı mahalleleri gibi uygulama noktalarında konuşlanan ekipler, durdurulan araçların evraklarını ve sürücülerin alkol olup olmadığını kontrol etti. Ölçüm gerçekleşiyor. Kontrol ediyoruz. Şu anda 0 promil. Herhangi bir alkollük bir durum yok. Ehliyet kontrolü yapılacak. Komiser Özkan Hakkemez uygulama noktalarında en çok alkollü sürücülerin sorun çıkardığını söyledi ve ekledi. Sürücülerin hiç ummadıkları bir yerde karşılarına sivil ekip çıkabilir dedi. Tabii ki sürekli alkollü vatandaşlarla ilgili sıkıntılar yaşanmakta olabiliyor. Ama bizler daha çok uygulamamızı kalabalık ekiplerle yapıyoruz. İki ekip, üç ekip yapıyoruz alkollü uygulamanın özellikle. Ondan dolayı çok da fazla sıkıntı yaşanmıyor. Komiser Hakkemez denetimlerle amaçlarının trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu da vurguladı. 2020 yılında 2020 yılının sonuna kadar 2011 yılına göre trafik kazalarını %50 oranında azaltma hedefimiz bulunmaktadır. Bu uygulamaların denetimlerinin tek bir amacı var. Trafik kazalarını en aza, en minimum seviyeye indirmektir. Herkese hayırlı, kazasız belasız yolculuklar dileriz. Polis memuru Ergün Gülse özellikle emniyet kemeri konusunda sürücüleri önemli ikaz etti. Tabii ki sürücülerimize söyleyeceğimiz tavsiyeleri burada sıralamak gerekirse bizim olmazsa olmamız mutlaka emniyet kemerlerini seyir halinde takmalılar. Ki biz ona artık emniyet kemeri değil yaşam kemeri adını koyuyoruz. Bunun yanı sıra karayolu üzerinde bulunan trafik işaret levhalarına, uyarıcı ikazlara, trafik lambalarına mutlaka uymaları gerekiyor. Alkolü araç kullanmamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra uzun mesafe kat edecek sürücülerimiz, özellikle hususi araç kullanan sürücülerimiz her iki saatte bir araçlarından şöyle bir inerek 10-15 dakika bir hava almalarını tavsiye ediyoruz. Evet, polislerimize, emniyet güçlerimizden Allah razı olsun. Onların denetimleri sevgili izleyicimiz. Hani yolda biz giderken çevirmiş oldukları zaman hemen acaba bir eksiğimiz var mı, bir hatamız var mı diye düşünüyoruz. Ama denetimlerin ben her zaman artması gerektiğini de söylüyorum. Çünkü trafik konusunda gerçekten sıkıntılıyız, problemliyiz sevgili izleyicimiz. Hız kontrollerini kendi otokontrolümüzü yapmıyoruz. Sadece işte radar varsa yavaşlıyoruz sevgili izleyenler. Yoksa aracın gücünü bütünüyle kullanma yolundayız. Bu anlamda da trafik konusunda kural tanımamazlık gibi bir üslubumuz, bir özelliğimiz var. Bakın Giresun'da meydana gelen bir trafik kazası yaşanmış. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarpmış. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmında patlama ve yangın meydana gelmiş. Biraz sonra bu haberi de sizlere aktaracağım. Sizlerle birlikte bu haberi de paylaşacağım değerli izleyicim. Ama daha öncesinde kendi haber sitelerimize yayınlanan haberler var. Değerli izleyicimiz, bakın İdlib'de hayatını kaybeden şehit askerlerimiz, Mehmetçiklerimizin yanında 5 tane de yaralanan askerimiz vardı. O askerlerimizden bir tanesi Ünyeli'ymiş. Askerlerimize, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bir an önce ilişip
eski sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle Allah'tan bunları dua ediyoruz. Bakın bugünkü İdlib'de yaralanan 5 kişiden biri de Ünye ilçesi Erenyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Doğan Can Gümüş şu anda Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaymış. Allah yardımcısı olsun. Haber kaynağı da Erdoğan Akbulut'muş değerli izleyicimiz. Yine kendi haber sistemimiz içerisinden TV2 haber merkezinden sevgili izleyicimiz diğer haberler. Bakın bu akşam Ordu İstanbul seferleri iddialara göre meteorolojiden yapılan gece yarısı sis beklendiği uyarısı dün geceki iptal edilmiş. Türk Hava Yolları tarafından aniden yapılan bu iptal havalimanında bekleyen birçok yolcuyu da mağdur etmiş. İşte bölgemizde hava akışlarında sevgili izleyicimiz uçakların iniş kalkışlarında sis nedeniyle ertelemeler meydana gelmiş. Ve son zamanlarda sıkça karşılaşmış olduğumuz ve bu konunun üzerine sıkça durmuş olduğumuz bir konu yine gündemde. Hepimizi rahatsız eden bir konu sevgili izleyicimiz. Bakın Ünye'de bir mahkum firar etmiş ve bu haberi arkadaşlarımız 7 saat önce geçmişler. Konut dokunulmazlığını ihlal etme nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme hükümlü veya tutukluluğunun kaçması dolandırıcı hırsızlık suçlarına hükümlü Zekeriya Özdemir 39 yaşındaymış. Tutuklu bulunduğu Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandığını belirterek sevgili izleyicimiz hastanede tedavi görmek için cezaevi müdürlüğüne başvurdu. Götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesi'nden firar eden Özdemir'in yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışmaya başlanmış. Her yerde aranıyormuş. Ünye Açık Cezaevinden mahkumlar firar etti. Bunları sadece hani filmlerde olduğunu düşünüyorduk sevgili izleyenler ama kendi coğrafyamızda, kendi bölgemizde, bu bölgede bulunan hapishanelerde, bu son dönemlerde buna benzer o kadar olaylarla karşılaştık öyle. Ve bunlardan bir tanesi de öylese korkunç bir cinayet işlettik ki sevgili izleyicimiz, bu konuda vatandaşlarımız, tüm Türkiye, bizler hepimiz oldukça hassasız. Bakın yine hapishaneden kaçan bir mahkum her yerde aranıyormuş değerli izleyicimiz. Kendisi rahatsızlandığını söylüyor. Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. Götürülürken oradan bir şekilde bir fırsatını bulup kaçıyor. Hepsi tamamen planlıdır. Planlı olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kafasına kurmuştur herhalde kaçma fikri, kaçma planı. Ve emniyet güçleri her yerde kendisini arıyor sevgili izleyicimiz. Umarım ki bir an önce yakalanır ve kendisi nedir? Gelmiş olduğu yere geri döner sevgili izleyenler. Evet işte biraz önce polislerimizin yapmış olduğu gece yarısı o denetimlerinden bahsettik. Alkollü araç sürmeyi olsun diğer trafik kurallarına uymayla ilgili denetimler. Bununla ilgili denetimler sonucunda da sevgili izleyicimiz arkadaşlarımız kendileriyle röportaj yapmış. Onlarla beraber mesailerini geçirmişler. Ve Giresun Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu sitesi mevkinde bir kaza yaşanıyor. Aracın motor kısmında patlama ve yangın meydana gelmiş. Bakın araçtan kendini atan şoför ise kazadan yaralı olarak kurtulmayı başarmış değerli izleyicimiz. Haberimizi izliyoruz. 5. sıra haberimiz. Hep birlikte izliyoruz. Giresun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda KS idaresindeki otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak alev aldı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yalnız refüje çarpıyor, orada patlama meydana geliyor, güvenlik kameralarından görüyoruz. Arkadan bir tır geliyor. Sefat bir daha ya bir tarafta görüntüyü gösterebilir misin? Bak, arkadan bir tır geliyor. Tır bence son anda bir hamle yaparak oradan araca çarpmaktan, aracı ezmekten kurtuldu. Orada ya bir facia olabilirdi. Tır şoförü orada gerçekten
yani iyi bir şoförmüş, dikkatliymiş, konsantrasyonu tammış. Bakın araç geliyor, güvenlik kameraları görüntüleri çarpıyor, arkadan gelen tıra dikkat edin bakın. Bir hamleyle beraber önündeki aracı sevgili izleyicimiz çarpmaktan kurtuluyor. Eğer orada o tır o araca çarpmış olsaydı o hızla beraber gerçekten çok daha tehlikeli bir durum ortaya çıkabilirdi. Bakın tır son anda kurtarıyor. İşte hep söylüyoruz yani öyle dikkatli olmalıyız ki başkalarının yapmış olduğu hataları da biz kendimiz absorbe edebilmeliyiz. Bu anlamda trafiğe çıkan bütün arkadaşlarımızın çok ama çok çok dikkatli olması gerekiyor. Evet, bu görüntüyü de geçtikten sonra, bu haberimizi de geçtikten sonra Gülizar Çınar günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet de günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mesajlarınızı bekliyoruz sevgili izleyicimiz. Hikmet Sönmez günaydın Ümit Bey, hayırlı sabahlar, sizleri çok seviyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel duygulu mesajınızdan dolayı sevgili izleyenler. Ve yokuş dibinden gelen bir mesaj Bülent Akçay'dan, Bülent abimizden geliyor sevgili izleyenler. Sağlıklı günler dostlar diyerek Bülent Akçay'dan mesajının ilk ana başlığını gönderiyor. Bakın uzun bir mesaj atmış Bülent abi, hep böyle içinde özlü sözlerin olmuş olduğu mesajlar atıyor. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Biz de onların tecrübelerinden ne yapıyoruz, bu anlamda faydalanıyoruz. Efendim sağlıklı günler dostlar diyor. Sağlam karakterli insanların 9 özelliği varmış. Bakın bu 9 özellik neymiş? Bakalım ve bu özelliklerden bizden acaba kaç tanesi var? Bunları da analizinde herkes kendisini yapar. Baktıklarında berrak görünürler. Dinlediklerinde iyi duyarlar. Görünüşleri sıcaktır. Davranışları saygı yüklüdür. Konuşmaları doğrudur. İşlerini ciddi yaparlar. Kuşku duyduklarında doğru soru sormasını bilirler. Öfkelendiklerinde nedenini düşünürler. Kazandıklarında adaleti düşünürler diyor sevgili izleyicimiz. Evet, ve bu Konfüçyüs'ün sözüymüş. Konfüçyüs'ün bir özdeyişiymiş. Neymiş efendim? Sağlam karakterli insanların 9 özelliği varmış ve bu 9 özellik sayılmış. Ama en son mesela benim çok dikkatimi çekti. Yani adalet. Her yerde adalet sevgili izleyicilerimiz. Öylesine bir adalet sistemi düzen içerisinde olmamız lazım ki herkesin eşit olması lazım. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i kitabını göndermiş olduğu zaman da işte birçok noktasında adaletten bahsediyor. Devlet yönetiminde mesela iki tane konudan bahseder. Bir tanesi liyakattır. Liyakat demiş olduğumuz nedir? İşi ehline verir. İşte kameramanın yeğeni kim yapar? Akif yapar. Tamam, kameramanlık Akif'in görevi. Yok efendim, bu bizim adamımız işte Mehmet var. İşte bizim cemaatten, bizim tarikattan Ahmet var. O değil. Her kim olursa olsun, bizim akrabamız şu var, hiç önemli değil. Adalet lazım burada. Nedir adalet, nedir? Kameramanlığı en iyi yapacak olan kimdir? Akif'tir. Bunun dili, dini, ırkı, rengi, mezhebine bakılmadan o işi en iyi yapacak olan kişiye verin diyor. İşte adalet burada devreye giriyor sevgili izleyicimiz. Ve devlet yönetimlerinde devlet yöneticilerinin adalette olması gerektiği konusunda özellikle üzerine basa basa söylüyor. Şu anda biz kendi yaşamış olduğumuz çevreye bakıyoruz sevgili izleyicimiz. Müslüman bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi de yapmaya çalışıyoruz. Peki acaba şöyle düşünüp durmamız lazım. Ne kadar adaletliyiz? Değil mi? Yani bu adaletin ne kadar, adalet bize ne kadar yansıyor? Bu konularda adalet konusunda esneklikler yapılıyor mu? Adaletli mi yönetiliyoruz? Yöneticiler de şunu sormaları lazım. Gerçekten biz adaletli mi yönetiyoruz sorusunu kendilerine herkesin sorması lazım sevgili izleyicimiz. Şimdi bazı meslek grupları, işte siyasetçiler olabilir, bürokratlar olabilir. Farklı konularda sevgili izleyicimiz. Mesela en basit örneğini vereyim. Trafikte bile yani
vatandaş geçti. Kimileri kendilerine hak görebiliyor. Trafik kurallarını atıyorum ihlal etmeye. Veyahut da birçok bunun örnekleri var sevgili izleyicimiz. Yaşanmış konularla ilgili. Ve her kim olursa olsun sevgili izleyicimiz. Eğer ortada bir suç varsa, tamam mı? Bu suçu işleyen normal sıradan bir vatandaş olsa da bu suçun cezası kitapta sabittir. Eğer bu suçu işleyen diyelim ki üst düzey bir bürokratsa onun için de aynı suçu işlenir. Eğer bu suçu işleyen devletin üst düzey yöneticilerinden bir tanesi ise bence aynı ceza onun için de olması lazım. Yani adalet demiş olduğumuz kavram herkes içindir ve adaletli davranmamız lazım. En azından biz adalete şöyle başlamamız lazım. Kendi içimizde başlamamız lazım. Hepimiz Avrupa'daki insanlara örnek gösteriyoruz. Avrupa'nın yaşayış biçimini örnek gösteriyoruz. Müslüman bir ülke olarak Avrupa'daki insanların bir yandan gavur diyoruz sevgili izleyicimiz. Böyle tabir edilirse halk arasında Müslüman olmayanlara. Bir taraftan da o insanların ne kadar adaletli olduğundan övünüp dururuz sevgili izleyenler. İşçimiz vardır, çalışan vardır. İşçi şunu yapar, elinden geldiği kadar az çalışıp çok para almayı hedefler. Bir adaletsizlik vardır burada. Efendime söyleyeyim, işverende şöyle çok görmüşsünüzdür örneklerini. İşçisiyle iş akdini feshetmek ister ama ona hak etmiş olduğu hak edişlerini vermeden acaba işten nasıl çıkartabilirim diye aklımızda onlarca tilki geçmektedir sevgili izleyenler. Hiçbirimiz şunu düşünmeyiz. Bu işçi kardeşimizin bu hakkıdır, adalettir. Ben sonuna kadar sıkıntıya girsem de sonuna kadar onun hakkını teslim edeceğim. Adaletli davranış bu şeklinde. Ama biz ne yapıyoruz? İşte atıyorum. Akif hep senin üzerinden gidiyoruz bugüne. Akif'i işten atacağız diyelim ki. Akif'i işten atacağız ama yani örnek olarak veriyorum bunu gözümün önünde olmuş olduğu için. Acaba işte hak edişleri vardı. Diyelim ki 20 yıllık çalışmışlığı vardı. Bu 20 yıllık çalışmışlığı acaba nasıl vermeli, nasıl en az şekilde verip de onu işten çıkartabilirim. Bu şekilde bu düşünce içerisinde sevgili izleyenler. Adalet o kadar önemli ki her yerde lazım sevgili izleyenler. Her yerde adaletli davranış lazım. Kendi içimizde, etrafımızdaki insanlara davranış şeklimize de adalet lazım. Bize davranırlarken de herkesin adaletli davranmasını bekleriz. Devlet yönetiminde ise adalet sevgili izleyicimiz, adalet. Hepimizin beklemiş olduğu, istemiş olduğu en önemli sistemin temeli budur. Adalet. Hep yazar mahkemelerde adalet mülkün temelidir diye. Laf laf açıyor. Nereden nereye kadar geldik sevgili izleyenler. Bülent abi mesajını okuyayım derken nereden nereye kadar geldik. Kendi haberlerimizi bile kaçırdık. Mesajlarınız geliyor sevgili izleyenler. Mesajlarınız geldiği sürece programımız içerisinde paylaşıyoruz. Saatlerimiz 8'i 24 dakika geçiyor. Ve bu süre içerisinde gelen haberlerimiz de var. 15-20 dakika sonra reklamlara çıkacağız. Bu arada sevgili izleyicimiz fındıkla ilgili bir haberimiz vardı, bir gelişmemiz vardı. Geçen günlerde biliyorsunuz TMO fındık aldı. TMO fındık aldıktan sonra o fındıkları tabii ki bir şekilde elinden çıkaracak, yönlendirecek. Dedi ki zamanı budur, ben fındıkları satacağım. Bu arada Fiskobirlik de açıklama yaptı. Dedi ki ben TMO'nun satmak için planlamış oldu. Bütün fındıkları almaya talibim denildiği anda sevgili izleyicimiz AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in bir açıklaması vardı. Fiskobirliği sert bir dille eleştirdi. TMO'nun elinde fındığa talip olduğunu açıklayan Fiskobirliği çok ağır sözlerle yüklenmiş. Neler söylemiş hep birlikte dinliyoruz. Dördüncü sıra haberimiz sevgili izleyicilerimiz. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, TMO'nun elindeki fındığa talip olduğunu açıklayan Fiskobirliği sert sözlerle eleştirdi. Fiskobirliğe iki çift laf söylemek isterim diyen AK Partili Tomakin, Fiskobirlik yöneticilerine beceriksiz dedi.
Başkan Tomak'in yerel gazetelere yaptığı yazılı açıklamada asıl görevi fındığa yeni pazarlar bulmak, fındığı mamul yaparak en iyi şekilde piyasaya sunması gereken, sonra da marketçiliğe başlayan beceriksiz fisko birlik yöneticileri şimdi çıkmış TMO'nun sattığı fındığa talibiz diyorlar. Her sezon döneminde üreticinin fındığına talibiz diye açıklama yapıyorlar. Size hangi üretici güvendi de fındık verdiği sorusunu sordu. Bugüne kadar kaç ton fındık aldınız üreticiden diyen Halit Tomakin, sizin zamanın hükümetleriyle birlikte olup beceriksiz, basiretsiz ellerinizde fındık yerlerde sürünmedi mi? Fındık tam da değerini bulmuşken yeniden mi devletin hazinesine, tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiniz? Şunu bilin ki arkanızda o eski hükümetler yok. Siz ancak kendi kendinize avutursunuz diyerek fisko birliğe ağır sözlerle yüklendi. Tomakin, fındığın AK Parti hükümetleri sayesinde hiç olmadığı kadar değerini bulduğunun da altını çizdi. Evet, Fisko Birliği'nin bu tutumunu eleştiriyor sevgili izleyicimiz. Fisko Birlik geçmiş dönemlere bakmış olduğumuz zaman çokça eleştirilmiş fındık konusunda. Topa tutulmuş olan bir kurum sevgili izleyiciler. Ama fındık konusunda da üreticilerin yanında olan, üreticinin çıkarlarını koruyan bir kurumun, bir sistemin olması lazım sevgili izleyicimiz. Bu TMO değildir. TMO nedir? Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'deki ürünleri alıyor, vatandaşı destekliyor bu anlamda. Sadece o değil sevgili izleyiciler. Sadece fındık konusunda fındık üreticilerini destekleyen bir kurum, fındık üreticilerin çıkarlarını sonuna kadar savunan bir kurum olması lazım sevgili izleyicimiz. Aynı örneği veriyoruz. Fransa'da peynir, adam peynir imal ediyor, peynir yapıyor. Sadece o peynirle ilgili peyniri alıyor, dünya markası haline getirip dünyaya pazarlıyor sevgili izleyicimiz. Dünya markası haline getirmiş. Peynir üreticisi o kadar rahat ki. Çünkü şunu biliyor, diyor ki beni savunan, beni koruyan, benim çıkarlarımı savunan nasıl olsa bir tane kurumum var diyor. Peynirlerle ilgili yapmış olduğu işte efendime söyleyeyim bir birliktir. Veyahut da buna benzer farklı bir kurumdur. İşte fındık üreticisinin de bu anlamda destekleyecek, fındık üreticisinin kendi yanında olduğunu hissettirecek olan bir kuruma ihtiyacı var sevgili izleyicimiz. Ama bu zamana kadar işte Fisko Birlik vardı önceden. Yapmış olduğu yanlışlarla, doğrularla beraber şu anda gelmiş olduğu durumu da görüyorsunuz sevgili izleyicimiz. Halit Tomakin'in bu konuda Fisko Birliği'ye yapmış olduğu çok sert eleştiriler var. Bu eleştirileri de dile getirdik. Evet, atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Şimdiki haber onları ilgilendiriyor. Onların dinlemesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Bakanlığın çalışanlara soruları yanıtlayan Selçuk, Bakan Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıklamış. Atama bekleyen öğretmenleri arkadaşlarımızı umarım ki memnun eden bir haberdir. Haberimizi izliyoruz. 7. sıra haberimiz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Selçuk, eğitim sisteminde yapılacak yenilikleri ilişkin açıklamalarda bulunarak 2020 ek öğretmen ataması hakkında duyuruda bulundu. Tabii gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar ve bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz ve bu dönem inşallah bu 20 bin ek atama daha gelecek. Yani bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik. Bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün bahar, ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olalım. Selçuk 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un 3. çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi. Ve bu arada dediğim gibi ekonomide özellikle 2019 3. çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı aslında 20 binle sınırlıydı 2020 yılı.
Fakat bu iyileşmenin neticesinde bir 20 bin ek daha geldi ki bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konuda beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ne zaman olacak efendim? Şimdi burada bir Şubat dönemi vardır. Bir de daha sonraki okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu bütün öğretmen adayları bilirler. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da teşekkür etti. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Onu ifade etmek isterim. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Evet, atamalar yapılacak sevgili izleyicimiz. Tabii ki hani okulu bitiriyorsun, okulu bitirdikten sonra sevgili izleyicimiz bu atama süreci de oldukça sıkıntılı bir süreç oluyor. Bu anlamda da gerçekten öğretmen atama bekleyen öğretmen kardeşlerimiz de sıkıntılı bir süreç içerisine giriyorlar. Ondan sonra gelen o sınavlar oldukça çok daha zor oluyor. Allah kolaylık versin. Bakın 20 bin kişinin de atanacağı yönündeki bakanın yapmış olduğu açıklama aslında önemli bir haber. Evet, Cemal Gençce Çatalpınar'dan günaydın, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hamza Din günaydın Ümit Bey, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli kardeşlerimize göndermiş oldukları bu mesajlardan dolayı. Evet, şimdi bir yol güzergahı, işte Ulubey'den yola çıkıyoruz, oradan yola çıkıyoruz. Ulubey arasında yapılan yol, uzun zamandan beri yapılmayı beklenen bu yol sevgili izleyicimiz. Şu son zamanlarda belki biraz daha hareketli ama gerçekten çok sıkıntılı ve çok problemli bir yol. Aslında o kadar da önemli bir yol güzergahıydı ki orası. İşte Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, o güzergahı birbirine bağlayan yoldan bahsediyoruz. Yol yapılıyor sevgili izleyicimiz. Uzun zamandan beri devam ediyor. Umarım bir an önce o yol biter. Oradaki gidiş gelişlerde vatandaşlar, hemşehrilerimiz de rahatlarlar. Yani şu anda Ordu'da bence yani en acilen yapılıp bitirmesi gereken güzergahlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu hatla ilgili bir haber var şimdi değerli izleyenler. Bakın, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey karayolu. Virajları oraları biliriz. Hatta meşhur virajlar vardır. Nedir? İşte Gürgentepe'ye, o bölgeye giderken 9 dolambaç olarak adlandırmış olduğumuz, işte turşucuların olmuş olduğu o bölge meşhurdur. Oldukça meşhurdur sevgili izleyicilerimiz. Buradan da o bölgede yaşayan, esnaflık yapan, o bölgeyi ziyaret eden bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer gitmediyseniz o bölgeye de gitmeniz de gerekiyor. Bakın, bu yol üzerine yapılması planlanan bir tane tünel vardı sevgili izleyenler. Hayatı kolaylaştıracaktı. O bölgedeki giriş gelişi rahatlatacaktı. Ama tünel iptal edilmiş. İptal edilince o bölgedeki vatandaşlar, hemşehriler, dernekler bu konuyla ilgili serzenişlerini ve eleştirilerini dile getirdiler. Haberin detayını biraz daha aktarmak istiyorum. Yılların hayali olan bir proje. Özellikle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe güzergahı üzerinde olan tehlikeli virajlarıyla dikkat çeken 9 dolambaç mevki bu yolun en sıkıntılı bölümü. İşte bu noktada tünelle geçilecekti ama proje kaldırıldı. Gölköylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, yapımı devam eden Gölköy, Gürgentepe, Ulubey karayolunda 9 dolambaç mevkindeki 903 metre uzunluğundaki tünelin projeden çıkartılmasının Gölköy ve Gürgentepe'ye yapılmış çok büyük bir haksızlık olduğunu söylüyor değerli izleyicimiz. Neden iptal edildi? Onunla ilgili bir bilgim de yok. Bakalım bu detayları haberin içerisinde bulabilecek miyiz? 8. sıra haberimiz sevgili izleyicilerimiz, izliyoruz. Gölköylüler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, yapımı devam eden Gölköy Gürgentepe Ulubey Karayolu'nda 9 dolambaç mevkiindeki 903 metre uzunluğundaki tünelin projeden çıkarılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi öncelikle tabii Gölköy yolu şu anda hakikaten uzun zamandan beri problem
teşvik eden bir yolumuz ama neticede bu yıl içerisinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. İşte Ulubey mevkiinde yolun çok büyük bir kısmı da rahatladı ama bu turşucular 9 dolanmaç dediğimiz mevkide sıkıntılı bir alanımız kaldı orada. Tabii Gölköy, Gürgendepe Gölköy arasının da bu sene inşaatı başlayacak kısmet olursa edindiğimiz bilgiye göre. 9 dolanbaç mevkiindeki 903 metre uzunluğundaki tünelin projeden neden çıkarıldığını merak ettiğini söyleyen Başkan Şahin, durumun kendileri açısından hoş olmadığını belirtti. Ya burada bu yolun tünelin iptal edilmesi bilmiyorum tabii hangi sebeplerle iptal edildi ama pratikte baktığımızda bu yolun ulaşımında ciddi derecede kolaylık sağlayabilecek bir noktaydı orası. Çünkü Gölköy yolunun hakikaten sıkıntılı bölgelerinden bir tanesiydi. Tabii Gölköy'ümüz turizm noktasında etkin olabilecek güzel yerleri barındırıyor. İşte Ulu Göl gibi, yani Gölköy'ün içerisinde ismini dalmış olduğu Gök Gölü gibi, arkamızda da resmi var. Güzel yerleri barındıran, coğrafyası ve yaylalarıyla hakikaten uzun ömürlü insanların da yaşadığı bir yer. Bunun iptal edilmesi artık zemin etüdünden mi kaynaklandı, hangi noktadan kaynaklandı bilmiyoruz ama bu tünelin yapım maliyetleri de belki yüksek olabilir. Burada da bir sıkıntı yok ama uzun vadede ben bu maliyetin kendisini aşacağı kanaatindeyim. Tünelin iptal edilmesi bizim açımızdan çok ulaşımın sağlıklı sağlanabilmesi noktasında hoş olmadı diye düşünüyorum. Şahin konuyu araştıracaklarını ve çözümü noktasında yetkililerle görüşeceklerinin de altını çizdi. Ve işte sevgili izleyicilerimiz Şahin, o bölgede Mustafa Şahin sevgili izleyicimiz, Gölköy Dernekler Başkanı Mustafa Şahin, Gölköylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin bu konuyla ilgili araştıracaklarını ve serzenişlerini, şikayetlerini dile getiriyorlar. Çünkü 9 dolanbaç o bölgedeki gerçekten önemli, en önemli viraj, hatta tehlikeli virajlardan bir tanesi. O bölge tünelle geçilecekti ama birdenbire o tünelin iptal edildiği yönünde projede bir bilgi geliyor ve kendileri de bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişler sevgili izleyicimiz. Evet, gündemimizdeki diğer haberleri sizlere aktaracağız. Haberleri paylaşacağım. Bir yandan da sosyal medyada gezerken Dostoyevski'nin bir sözü sevgili izleyicimiz dikkatimizi çekti. Nankörlük, yani nankörlüğü tanımlamış. Bakın diyor ki şu vurucu cümleyle özetlemiş nankörlüğü. Havalar soğuduğunda insanlar gölge veren ağaçları unutur diyor. İşte nankörlüğü böylese doğaya uyumlu bir şekilde açıklamış Dostoyevski. Havalar sıcak olduğunda bir ağaç gölgesi ararız ama havalar soğuduğunda işte o ağaç gölgesini unuturuz diyor. Böylesine sosyal medyada gezerken özlü sözlere de rastlıyoruz. Bir tanesi de insanları sevmeyle ilgili bir cümle sevgili izleyenler. Diyor ki kullanabildiğiniz kadar seviyorsunuz insanları diyor ve burada insan ilişkilerinin aslında ne kadar çıkara odaklı olduğunu, çıkar orantılı olduğunu da görüyoruz. Herkesin herkesten bir beklentisi var. Bunun çoğu zaman farkına varmıyoruz. Hayır, benim hiçbir beklentim yok diyoruz ama var, yani var. Sevmiş olduğumuz birisi koşulsuz sevdiğimizi söyleriz ama onun bizi sevmesi de bizim için bir beklentidir. Bu bile beklentidir. Yani herkesin herkese bulmuş olduğu ortam içerisinde ilişkisinde muhakkak bir çıkar ilişkisi söz konusu oluyor sevgili izleyicimiz. Bunu da işte özetlemiş arkadaşlarımız. Evet, şimdi gündemlerimize devam edeceğiz. Saatlerimiz 8.39 sevgili izleyicimiz. Ordumuza bakmış olduğumuz zaman, şehrimize bakmış olduğumuz zaman böyle kasvetli bir güne uyandık. Bir cuma sabahına uyandık. Bütün hemşehrilerimize buradan, güzel şehrimizden selamlarımızı gönderiyoruz. Memleketimizin havasını bir kez daha görelim Sefat. Bakalım şehrimizin havası nasıl? İşte şehrimizin havasını da bu şekilde sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşmış oluyoruz. Trafiğin biraz daha yoğunlaşmış olduğu saatlere giriyoruz. Bir 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını hesaplıyorum da şimdi, yani buradaki acaba
trafik akışı, trafik yoğunluğu nasıl olacak diye. Buradaki trafik problemini daha önceki işte başkanlık dönemlerinde herkesin birçok hayalleri vardı ama hiçbirisi gerçekleşmedi, gerçekleştirilemedi. Mesela ne bileyim hep söyleniyor yani bir dalbatlarla beraber girip buradaki trafik hareketliliği rahatlatılabilir, farklı bir şekilde gidilebilir. Biraz cesaretli adımlar bu konuyla ilgili atılması gerekiyor. Heyelan konusuna gireceğiz. Geçen gün heyelan olmuştu ordunun girişine sevgili izleyicimiz. O heyelan olduktan sonra belki üzerine bir ay geçti. Oradaki taşlar, yığma taşlar hala orada duruyordu. Perşembe'ye gidip gelirken ben de merak etmiş olduğum konulardan bir tanesiydi ama hiç haberlerde gündeme getirmedim. Aklımda şu vardı. Herhalde oradaki taşlardan oraya duvar yapacaklar. Orayı örecekler diye düşünüyorum ama hayır yani bir sebepsiz bir şekilde oradan yıkılan taşlar duruyordu. Neden duruyordu? Anlamıştı değil mi? Dün haberci arkadaşlarımız bu konuyu gündeme getirmişler ve ondan andan itibaren de orası temizlenmeye başlamış. Yani bir şey yapılmayacaktı, bir şey olmayacaktı. O duvarlar orada neden duruyordu? İnanın ki anlamış da değilim sevgili izleyicimiz. Evet, heyelanla ilgili bir haberimiz de var. O haberimizi de sizlere aktarıp sizlerle paylaştıktan sonra da reklamlara çıkacağız sevgili izleyicimiz. Hatta bugün programımızın ikinci bölümünde heyelanlarla ilgili konuşacak olduğumuz bir uzmanımız, bir arkadaşımız burada programımızda kendisi de konuk olacak. Ona da bu konuyu soracağız. Çünkü heyelan son zamanlarda çok çok fazla olmaya başladı bölgemizde. Özellikle bu bölgelerde, Doğu Karadeniz bölgesinde hem fazla yağış alıyor hem de yaşamış olduğumuz bir deprem var. Deprem gerçi ve depremler sonrasında da heyelanlar sevgili izleyicimiz olabiliyormuş. Bununla ilgili bilgileri de elimizden geldiği kadar sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşmaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz sevgili izleyicimiz. Evet, Sefat kaçıncı haber sen görebiliyor musun? 11 mi? Evet. Akif doğru söylüyor. Evet, son zamanlarda yaşanan heyelanlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Altınordu'nun Bayramlı mahallesinde sevgili izleyicimiz. Bakalım heyelan nasıl bir, ne kadar büyüklükte bir heyelanmış. WhatsApp ihbar hattına telefonla gönderilmiş ve yetkililere seslenmişler. Bu arada gelen bir mesaj var. Ahmet Akçay, İlköz'den selam. İşte abi biz de o gölge veren ağaç gibi unutulduk. Çöp İlköz yolu ne olacak bizim halimiz diyor. Ahmet Akçay kardeşimiz İlköz'de oradaki çöp hassasiyetiyle ilgili devamlı mesajlarını bize atan bir arkadaşımız, sevgili izleyicimiz. Tahliller de geldi. Farklı tahlil sonuçları da var sevgili izleyicimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Büyükşehir'in artık bu konuyla ilgili acilen bir çözümü gündeme getirmesi lazım. Ve çözüm şu şekilde olması lazım. Oradaki yaşayan insanların rahatlatacak bir şekilde karşı olmamış oldukları ikna edilebilecek olan bir çözüm olması lazım. Onların istemiş olduğu şekilde. Hem çevre halkını istemiş olduğu hem doğaya ve çevreye zarar olmayan bir çözüm kesinlikle olması lazım. Haberimizi izliyoruz. Arkadaşlarımızın da her zaman yanında olduğumuzda hatırlatıyoruz sevgili izleyicimiz. Ve daha sonra reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Son zamanlarda Ordu'da yaşanan heyelanlara bir yenisi daha eklendi. TV52 WhatsApp ihbar hattına gelen bu haber Altınordu Bayramlı Mahallesi'nden. Altınordu'nun Bayramlı Mahallesi'nde Cemal Aksoy'a ait arsada heyelan gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 metrelik alanda toprak kaymaları yaşandı. Arsa sahibi Cemal Aksoy yetkililerden yardım istedi. Görüldüğü gibi burası 2 metreden fazla bir çökük meydana geldi. Buzdağaki malzeme kaybolup gitti. Elektrik direği görüntüdeki gibi 2 metre o da gitti. Herhangi bir toprak patlayıp akıntısı yok. Evimin altına doğru bu çatlaklar devam ediyor. Evimin alt tarafı da şu anda risk teşekkür ediyor. Devamının sonuna kadar görüntüde olduğu gibi tamamen patladı. Bu olay kar yağdığı gece sabahında
hissettik. Çok az bir çatlakla başladı. Bir gün sonra bu şekli aldı. Şimdi herhangi bir oynama, bir hareket yok. Ne olduğunu anlam veremem. Yüksek çözünürlüklü HD yayına geçti. Tüm kullanıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. Sefa Merve Ferace'lerde fırsat haftası. Sefa Merve Ferace 139.90, Sefa Merve Ferace 89.90, Sefa Merve Ferace 74.95 lira. Anadolu Motor'un güvencesiyle Antrax 820, Antor 17 beygir titreşime azaltılmış BS motor ve Türkiye'de tek 4+1 şanzıman. Polat FM 20, 22 beygir çift silindirli motoru, amortisör ve elektrikli 4x4 sistemiyle çiftçinin gerçek dostu Topaloğlu Tarım'da. Çapa'da Emirsan, Antrak, Ayka ve Bolat markalarıyla efsane model yağmur bahçe traktörleri, stil ve her marka tırpan ve testere, dal öğütme, fındık toplama araçları ve tüm yedek parçaları ile servis hizmetleri Topaloğlu Tarım'da. Tohum toprakta, çiftçi Topaloğlu Tarım'da hayat bulur. Topaloğlu Tarım, Fatsa'da, Samsun'da, Altınordu'da. Her zaman çiftçinin yanında. Bahar İnşaat'tan yeni yıl fırsatı. Birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılarak özenle yapılmış projede tamamı bitmiş 123 metrekare 2+1, 157 metrekare 3+1 normal daireler ve 210 metrekare 4+1 dubleks daireler satışa çıkarılmıştır. 750 metrekare dükkan katı da kiralıktır. Fatsa'nın merkezinde Dumlupınar Mahallesi'nde Sevgi Caddesi'nde bulunan projede sınırlı sayıda olan daireleri kaçırmamak için acele edin. 0534 424 4971. Sevgiyle atılan güçlü temel. Bahar İnşaat. Yıllardır Ordu'nun her köşesinde sizlerin hizmetinde olan Genç Elektronik, çok çeşitli elektronik ürün yelpazesiyle yine yanınızda. Televizyonların frekans değişikliğinden kaynaklı sorunlarınız ve yeni nesil HD Multibox uydu cihazlarınız için de hizmetinizdeyiz. Ordu'da elektroniğin güçlü ismi Genç Elektronik. Altınordu Köprü başında. Her zaman yanı başınızda.
Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Brelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Sefa Merve Ferace'lerde fırsat haftası. Sefa Merve Ferace 119.90, Sefa Merve Ferace 49.95, Sefa Merve Ferace 54.95 lira. Orduluların gurbette yayınlanan ilk gazetesi Ordu Mesudiye. 1991'den beri dünyanın her yerinde sizlerle. Memleketimin gazetesine sahip çıkıyor, ben de abone olmak istiyorum diyorsan 0216 322 52 52. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi,
yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, Ordu'nun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek. Hayatı en doğru yerden. Seyir Park. Şahincili'de yükseliyor. Hayal etmek kolay. Gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay. Birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren North Loft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. North Loft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV 52 ekranlarında sizlerle. Efendim bir İş Dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğu sanayici ve iş adamı Halil Ak. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım, yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın. Sedat Ünver'in hazırlayıp sunduğu Melek'ten Esen Rüzgar evlerimize konuk oluyor. Bu haftanın konukları Türk Halk Müziği sanatçısı Gamze Güler ve Sivas Koyulhisar Çaylıköy Dernek Başkanı Abdurrahman Akpınar. Cumartesi günü Melekler Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle saat 20'de TV 52 ekranlarında. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Saatler 7.30'u gösterdiğinde programımıza başladık. Önce ulusal gündemde neler var bunlara baktık değerli izleyicilerimiz. Yerel gündemde arkadaşlarımızın hazırlanmış olduğu haberler, yerel gündemdeki konuları irdeledik. Programımıza devam ediyoruz. Yerel gündemde yine gazetelerimiz var. Gazetelerimizi sizlerle birlikte paylaşacağız. Ve bugün bir konuğumuz var. Biraz sonra kendisini de stüdyoya alacağız sevgili izleyicimiz. Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Savaşkan sevgili izleyicimiz. Kendisiyle orada şu son zamanlar içerisinde bölgemize çoğalan heyelanlar, yapılaşmalar, inşaatlar, bunlarla ilgili soruları soracağız. Oradaki veyahut da ilçelerimizdeki binalaşma, yapılaşmalar doğru mudur? Efendime söyleyeyim. Bunları kendilerine soracağız. Hani deprem bu yılın
İşte başlarında meydana gelen bir deprem, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ki Ordu'da da deprem hissedildi. Bir olmasını tabii ki istemiyoruz ama depreme alışmamız lazım. Bu gerçekte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Tedbirlerimizi almamız lazım. Allah göstermesin, etkisini daha fazla orada göstermiş olduğu bir depremde Ordu'daki binalar, yapılaşmalar acaba depreme hazır mı? Bizler depreme hazır mıyız? Bunları da kendilerine soracağım, değerlendirmelerini alacağız. Çok önemsiyorum bu konuyu sevgili izleyicimiz. Sefat, yerel gündem gazetelerimize başlayalım mı? İkinci böyle giriş yapalım. Güneş gazetesiydi galiba, değil mi? Onunla bir başlangıç yapalım. Bakın Güneş gazetesi sevgili izleyicimiz 50 yaşındaymış. Güneş gazetesi bununla ilgili bir işte ilk sayfa haberine baktığımız zaman elimizdeki bu sayının 48 yıl geriden bakıp 50. yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor Güneş gazetesi. Ve ilk sayfa haberlerini Fatsa OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış. Bunu gündemlerine taşımış kendisi. Vali Yavuz OSB'de faaliyet ve üretim yapan ve 685 kişinin istihdam eden Erat Tekstil işletmelerini ziyaret etmiş değerli izleyicimiz. Evet, Fatsa Başkanı Karataş SGK teşviklerini devam etmeli. Bunlarla ilgili gündemlerini almış. Fatsa'nın su sorununun çözüldüğü yönde bir haber yine Güneş Gazetesi'nin ilk sayfalarında yer alıyor değerli izleyicimiz. Evet, işte mutluyuz diyor, gururluyuz diyor. Güneş Gazetesi 50 yaşında olduğunu hatırlatıyor. Eski Bakan İdris Naim Şahin'den vefa örneği sevgili izleyicimiz. 12 Ocak tarihinde vefat eden CHP Genel Merkez çalışanı Fatsa'nın sevilen siması Taner Coşkun'un cenazesinde yoğun programı içerisinde katılmış değerli izleyicimiz. Evet, Güneş Gazetesi nice 50 yıllarda sadece bu gazetemiz için değil, işte yayın hayatına yakın dönemde başlamış olan bütün gazetelerimize söylüyoruz. 50'li yılları aşsınlar ama Ordu'da işte basın sektörünün ne kadar eski olduğunu görüyoruz sevgili izleyicimiz. İlk köy gazetesi demiş olduğumuz zaman aklımıza geliyor sevgili izleyicimiz. Ordu, bu bölgeler geliyor. Yine Fatsa'yla devam edelim. Fatsa gazetelerinden Fatsa gazetesi sevgili izleyicimiz ilk sayfası. Bakın OSKİ su sayacı üretimi için düğmeye bastı. Biraz önce aktarmış olduğumuz, paylaşmış olduğumuz bir gündem, bir haberdi. Akıllı kartlarla beraber bu haber yine ilk gündem sayfaları içerisinde. Ve Saadet Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından oluşturulan trafik komisyonunun hazırlanan raporu siyasi partilere de takdim edilmiş. Saadet Partisi'nin trafik raporu Fatsa'daki siyasilere sunulmuş sevgili izleyicimiz. Bence çok önemli bir konu, çok hassas bir konu. Trafik konusunda çok çok daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor ama maalesef ki o duyarlılığı bizler sürücüler olarak gösteremiyoruz. Hem yayaların hem de sürücülerin trafik konusundaki hassasiyetleri dikkat etmesi lazım. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Vali Yavuz Fındık'ta verimi arttırma çalışmalarını yerinde incelemiş değerli izleyenler. Vali Settar Yavuz, fındık verimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla Ordu Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak hayata geçirilen fındıkta örnek uygulama timleri sahada projesi kapsamında değerli izleyenler. Evet, Millet Kıraathanesi İç Isıtan Hizmet Ordu Büyükşehir Belediyesi ders çalışan öğrencilerde araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak çeşitli imkanlar sundu. Millet Kıraathanesi'nde artık çorbada ikram edilecekmiş. Geçmiş olduğumuz dönemlerdeki seçimlerin en büyük sevgili izleyicimiz biliyorsunuz ki Millet Kıraathaneleri sunulmuştu. O dönemler hatırlamış olduğumuz ve birçokları tarafından da işte eleştirilmiş olan sevgili izleyenler Millet Kıraathaneleri artık çorba da bu Millet Kıraathaneleri içerisinde sunulacakmış. Efendim, diğer bir gazetemize geçtiğimiz zaman da bakın Afiş gazetesi daire alanlar daha paralarını soruyor. Hukuka aykırı bir şekilde yıkımına başlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu belde evler
de daire satın alalım. Alan ve paralarını Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatıran müşteriler paralarının ne olacağını soruyormuş. Bu Afiş Gazetesi'nin ilk sayfa haberleri sevgili izleyenler. Son dönemler içerisinde ordunun en önemli gündemlerinden bir tanesi belde evler. Ani bir kararla beraber daha önceden de Büyükşehir Belediyesi sevgili izleyicimiz yapımına durdurmuşlardı. Mahkeme süreci başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili haberi vardı. O binalar hala yıkılmadı mı sorusu üzerine hızlı bir şekilde yıkımına başlandı. Geçen haftalarda ekranlarımıza canlı olarak da göstermiş olduğumuz yıkım süreci başlandı. Daha sonra işte yetkili firma kendi savunmasını yaptı mı ve nasıl bir hukuki süreç izlenecek, neler olacak bunları hep beraber takip edeceğiz. Sevgili izleyicimiz bakalım neler olacak. Ortada firman yapmış olduğu yatırımlar, belediyenin kendisine ortak olduğu, işte efendime söyleyeyim vatandaşın sormuş olduğu soru da şuydu. Oradan ev alan vatandaşlar paralarını verdiler. Paralar işte gazetenin de söylemiş olduğu gibi belediyenin hesabına yatırıldı. Bu paralar ne oldu? Ne zaman verilecek? Kim verecek? Bu gibi sorular soruluyor sevgili izleyicimiz. Bakalım neler olacak. Gerçekten oldukça ilginç bir durum ve bu binaların yıkılmasıyla çevreci derneklerde emsal göstererek yine Ordu'da sevgili izleyicimiz başka bu şekildeki olan binaların da yıkılması gerektiği konusunda işte sevgili izleyicilerimiz eleştirilerini, dava süreçlerine giriyorlar. Efendim devam ediyoruz. Yine gündemimize devam ediyoruz. Firari hükümlü aranıyor. Biraz önce haberimizi aktarmıştık. Ünye ilçesinde açık cezaevinden kaçan bir hükümlü tedavi için götürüldü. Hastaneden firar etmiş sevgili izleyicilerimiz. Orada bir ilkokulda hayata geçiren her atık çöp değildi projesi kapsamında öğrencilerin atık malzemelerden ürettikleri çeşitli eşyalar ve kıyafetleri sergilemişler. Bu da yine gazetenin ilk sayfa içerisinde yer alıyor. Valilikten heyelan açıklaması. Bakın biraz sonra heyelanla ilgili konuşacak olduğumuz bir uzmanımız var. Yanımızda sevgili izleyicimiz konuşacağız. Heyelanla ilgili bir haber verdik. Gazetede de valilikten heyelan açıklaması. Ordu Valiliği Taşbaşı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı'nın üzerinde meydana gelen toprak kayması sonrasında yolda herhangi bir çalışma başlanılmaması gibi haberlere yönelik bir açıklama yapmış değerli izleyicilerimiz. Devam edelim. Şimdi haberlerimize gazetelerle devam edeceğiz sevgili izleyicimiz. Ama daha öncesinde Sefat 6. sıra haberimiz var. Bu haberi de girmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediye hizmetlerini ortak bilgisayar altyapısı üzerinden tek merkezden yönetmeyi öngören projesi e-belediye sistemine ana muhalefet partisi CHP'den tepki var. Konuyla ilgili CHP yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bir basın toplantısı düzenlemiş sevgili izleyicimiz. Bu konuyla ilgili neler söylemişler izliyoruz. 6. sıra haberimiz. Bu sistemin uygulanmasında ciddi sorunlar var. Bilgi güvenliği konusunda da ciddi problemlerin oluşacağı aşikar. İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediye hizmetlerini ortak bilgisayar altyapısı üzerinden yönetmeyi öngören projesi e-belediyeye muhalefetten tepki geldi. Tek adam yönetiminin ortaya koyduğu bir çalışmadır bu. Tekleştirme, her şeyi saraya bağlama ve tek elden yönetme anlayışıdır. Biz bu düzenlemenin asıl amacının elektronik yolla belediyelere kayyum atama çabası olduğunu düşünüyoruz. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, tek adam yönetiminin ortaya koyduğu bir çalışmadır bu dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de uygulamanın sanal kayyum niteliği taşıdığına dikkat çekti. Belediyenin kendine özgü bir yapılanması varken bunu tek tip uygulamayla çözülemeyeceği de bu konunun uzmanları tarafından da ifade edilmektedir. Bakanlık bu projeyi gerekli inceleme ve yeterli çalışma olmaksızın, yani klasik bir Adalet Kalkınma Partisi modeliyle dünyadaki bütün örnekleri yok sayarak, bütün bilimsel çalışmaları yok sayarak ben yaptım oldu modeliyle devreye almaya çalışıyor.
Evet, bu konuyla ilgili yapılan eleştiriler sevgili izleyicimiz artık hangi noktaya girecek, neler olacak hep birlikte göreceğiz. Gazetelerimize devam ediyoruz. Gündemimize sevgili izleyicilerimiz Ordu Hayat Gazetesi ile programımıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Ordu Hayat Gazetesi'nin ilk sayfa haberine konuşmayı unuttuk ana başlığını gündemlerine taşımışlar sevgili izleyenler. Sosyal medya uzmanı Sait Ercan sosyal medya bağımlılığının da bir hastalık olduğunu belirterek bağımlılık bir çeşit hastalıktır. Yani bir uyuşturucu bağımlılığından çok da farklı değildir diye aileleri, ebeveynleri, çocukları, herkesi uyarmış sevgili izleyenler. Detaylarını da aktarmak istiyorum. Çünkü ben önemsemiş olduğum bir gündem, önemsemiş olduğum bir konu üzerine atlıyoruz sevgili izleyicimiz. Evde çocuklarımız var. Çocuklarımızı susturmak için veyahut da vakit geçirmeleri için veyahut da telefonlarımızı veriyoruz. İşte tabletleri veriyoruz. Bilgisayarlarda vakit geçirmelerini sağlıyoruz sevgili izleyicimiz. Ve çocuklarımızı bağımlı hale getiriyoruz. Ve bu konuda artık uzmanlara danışılıyor. Bu konuyla ilgili sevgili izleyicimiz hastaneler olduğu Çin'de o bölgede bununla ilgili haberler de geliyor. Yani sosyal bağımlılık artık bir hastalıktır. Yani sosyal bağımlılığı olan çocuklarımıza sevgili izleyicimiz artık burada kurtarmak için uzmanlar farklı farklı yöntemler tavsiye ediyorlar. Sosyal medyanın yararlı olduğu kadar kontrolsüz kullanımının bir takım yan etkileri yol açtığını ifade eden Ercan, elektrik, internet ve sosyal medya ile birlikte birbirimize daha çok ulaşılabilir hale geldik. Ancak aile içerisinde iletişim maalesef azaldı. Herkesin elinde bir sosyal iletişim aracı, telefonlar, tabletler. Aile içerisinde, aynı aile içerisinde yaşayan aileler birbirinden uzaklaşık oldu. Sohbetler kesildi sevgili izleyicimiz. Devam edeceğiz. Bu gündemi konuşacağız sevgili izleyicimiz. Fındık kanseri kozalak akarı başlıklı yine gazetenin ilk gündem haberleri içerisinde ziraat mühendisi Haluk Şensoy fındık kozalak akarıyla mutlaka mücadele edilmesi gerektiğini belirterek bu şekilde verimi kalitelerinin korunabileceği yönde aktarıyor sevgili izleyicimiz. Efendim çalmadık kapı bırakmayacağız diyor İyi Parti Ordu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Yavuz Savaşkan oturumdan sürekli çalışacaklarını sonunda da başaracaklarını söylüyor değerli izleyicimiz. Ve Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen heyelan sonrası yolda duran malzemeler vatandaşların tepkisini çekerek valinin bu malzemelerin hem güvenlik açısından hem de imalat esnasında değerlendirileceğinin bugüne kadar kaldırılmadığını açıkladı. Doğru yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz gündem sevgili izleyicimiz o bölgede bir heyelan oldu. Ve o heyelan sonrasında oradaki taşlar 20-25 günlük olduğu yerde yolun ortasında duruyor ve tek şeritten gidiş girişler yapılıyor. Ya eğer ben de aynı şekilde o taşlar herhalde oradaki duvarlar yapılacak orada kullanılacağını düşündüm ama o duvarlar yapmak için o taşlar orada kullanması uygun mu bir fikrim yok. Uzmanlarının konuşması lazım. En azından yolun kenarında çekilip oradaki gidiş geliş güzergahının aksamaması gerekiyordu. Bakın o konuyla ilgili haberler geldi. Haberler sonrasında ise sevgili izleyicimiz onların oradan kaldırılacağı yönündeki gelen gündem sevgili izleyenler. Ve heyelandan bahsettik. Söylemiş olduğumuz gibi heyelan konusunda bugün bir uzmanımız var yanımızda. Onunla beraber konuşacağız, soracağız. Bu konuyla ilgili merak etmiş olduğumuz aslında öğrenmemiz gereken çok ama çok sorular var. Mehmet Savaşkan, İnşaat Yüksek Mühendisi hemen yanımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, inşallah. Teşekkürler. Bu 2020 yılı o kadar kötü başladı ki aslında. Evet. Yani depremlerle başladı. Ordu'da da hissedilen bir deprem gerçeği. Yine biz uzmanlarla da konuştuk bu konuları. Yani depremler sonrasında heyelan olaylarının artabileceği yönde hep söylenenler oldu. Yani ben programlarımda da söyledim. Bu konuya da bağladım. Ben yani depremler sonrası heyelanların artabileceği doğru mudur bu konu? Yani bilimsel bir gerçekçiliği var mı? Ya aslında birbirinden bağımsız mekanizmalar. Yani hiç deprem olmayan yerlerde heyelan olmayacak olmaz diye bir şey de yok. Birbirinden bağımsız mekanizmalar, yer kabuğunun farklı hareketleri ama tabii deprem genel olarak bütün coğrafyayı bir harekete geçirdiği için, salladığı için daha böyle zayıf alanlarda artık yani üflesen hani uçacak dediğimiz evet. Şekildeki bir noktalardaki
kopmaları hızlandırabilir ama birbirlerinden bağımlı değiller. Alakaları da yok yani. Ama son dönemlerde yani çok sık karşılaştık heyelanlarla. Yani yapmış olduğumuz neredeyse bütün haber bültenleri içerisinde evet. heyelanla ilgili haberler. Ben bir öngörü olarak, mesleki olarak öngörümü söyleyeyim. Bundan sonra daha da fazla duymaya başlayacağız. Çünkü biz de köşe yazarlığı yapıyorum biliyorsunuz yerel gazetede. Hep bunu vurguluyoruz zaman zaman yaşadıkça, yaşamadan önce. Bir bilinçsiz yapılaşma söz konusu. Heyelana karşı herhangi bir bilgi, akademik çalışmalar da yetersiz. Yani hangi mahallelerimiz, hangi bölgelerimiz heyelana açık, bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra nasıl bir hareket toprakta bekleniyor? Şu anda yeteri elimizde bilgi yok, bilimsel çalışma yok. O nedenle ve yapılaşmaya şöyle bir baktığımız zaman da ordu özelinde söyleyelim. Heyelana yakın bölgelerde yoğun bir yapılaşma var. O nedenle benim şahsi görüşüm, biz bu heyelanla ilgili haberleri daha sık duymaya başlayacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela Taşbaşı'nda olmuş olduğu bölgede işte biraz önce haberi de vardı. O bölgedeki mesela baktığım zaman yani yıllar öncesinde yapılmış olan evler orada baktığın zaman yani orası bir kaya kütlesi gibi görünüyor. Ama orada da bir heyelan oldu yani. Tabii. Yani kaya kütlesi zamanla aşınıyor. Çatlaklar oluşmaya başlıyor. Yağmurlar bölgemizde her 12 ay yağmur var. 12 ay yeşillik var. O çatlakların içine su doluyor. Daha sonra toprak doluyor. Daha sonra yeşillik örtü kökler sarmaya başlıyor. O gördüğünüz kaya bir 50 yıl sonra bir sünger haline geliyor. Daha sonra da en zayıf olduğu yerden yer çekiminin etkisiyle aşağılara kopup gelebiliyor. Yani işte insanı yanıltan da burası. Siz kaya görüyorsunuz, hiçbir şey olmaz burada diyorsunuz ama nasıl zaman insanı yaşlandırıyorsa o sağlamlığını da... Ben de şey düşünüyorum. Kayanın üzerinde evet. bir toprak kütlesi var ve toprak kütlesi de sularla beraber kayanın üzerinden kayıyor diye düşünüyorum. Öyle bir de üzerine ekstradan bindirdiğimiz bir yapı var, yapılaşma var yani. Evet. O bölge içinde aynı şekilde 3 katlı binalar var zannedersem. Bunların etkisiyle işte 50 yıl zaman periyodunda kaya artık taşıyıcı özelliğini kendisini bile tutamıyor. Peki Altınordu ilçe merkezi olarak böyle bir tehdit var mı? Heyelan tehdidi var mı bize? Var. Ben şöyle söyleyeyim. Yamaç veya dediğiniz gibi kayalık, sivrit yani yüksek bir anda kesilmiş yamaçların tepeleri. Mahalle olarak söylersek işte Taşbaşı, Selimiye, bugün toplu konut yerlerinin olduğu bölgeler ne yazık ki eski pazar. Yani buralarda Şahincil'in tepeleri çok bir de yüksek katlı binalarla imara açılmış durumda. Ordu'nun şehir merkezi ise çok güvenli. Düz Mahalle, Şarkiye, Bucak Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Buralar heyelana karşı çok güvenli bölgeler ama buralarda kat sınırlamamız var. Yerleşim, yaşam sınırlamamız var. 3 kat, 4 kat. Yani artık şeyi de kaldırmayan, çağın talebini de karşılamayan bir şey var. Ama tepelere bakıyoruz, son derece yüksek binalar, olmaması gereken yerlerde. Bana sorarsanız hani mesleki olarak söylüyorum. Bunlar... Teknik olarak bunun sistemi bundur. Yani düz olan yerlerde yüksek katlara izin verilir. Dünyanın verirse... bütün yerinde şehirlerin merkezleri gökdelenler, hatta yani artık o şehrin gücüne göre, parasallığı şeyine göre şehir merkezleri yüksek binalardan oluşur. Siz konut ve iş yeri talebini şehir merkezinde çözersiniz. Şehir dışında ise veya şehirden birazcık uzakta bir yerlerde ise daha böyle müstakil evler, daha sakin yaşamları kurgularsınız ama bizim şehrimizde ne yazık ki bakıyorsunuz tepeler yüksek katlarla donatılıyor. Şehir merkezi ise bu şekilde bırakılmış durumda yani. Acil bence kentsel dönüşüme gidilmesi lazım. Burada konuyu değinmişken ileteyim. Kentsel dönüşüme çok büyük destek veriyor Ankara. Yani kişilerin kirasına varıncaya kadar. Ama tabii Ankara'nın gündeminde veya Türkiye'nin gündeminde deprem, sizin de baştan belirttiğiniz gibi deprem korkusu var ama bizim bölgemizde deprem yok, heyelan var. Biz bunu uygun bir dille anlatabilirsek, ya deprem yok ama başka risklere açık bizim coğrafyamız. Şöyle mi diyoruz bunu, yani hep programlarımızda söylüyoruz, yani depremle yaşamaya alışmamız lazım, deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmamız lazım. Bu bölgede ama... Bir Ordulu'nun depremle ilgili bir... Endişesi yok, olmasına gerek yok yani. Ama Ordu, heyelan var diyorsun. Heyelan ve sel Ordu için kaçınılmaz, zaman zaman yaşadığımız, yani her an nereyi vuracağı da belli olmayan bir böyle sürpriz bir afet.
buralardan kaçınmak lazım. Yani göz görüyor sizin dediğiniz gibi, yani bir kayalığın üzerinde yapı var. Evet. Ya bu kaç yüzyıl, kaç yıl dayanabilir? İşte 50 yıl dayandı mesela. Hani bir sonraki ne kadar daha dayanacak? Nerede olacak? Hiçbir şey bilemiyoruz ama depremin nerede ne yapacağını biliyoruz. Kaç yıllık periyotlarla ne kadar bir enerji çıkacağını, binaları nasıl etkileyeceğini hepsini biliyoruz, parametreleri, ama heyelanı bilemiyoruz. Selleri de bilemiyoruz. Bugün dere yatakları da yapılaşmaya açılıyor. Evet. Hatta botanik parka mesela ne diyoruz? Hastane yapıyor. Burası dere yatağı. Hani bunu göz görüyor. Uygun mudur orada yüksek? Yani, bir bina yapmak için. Yapılaşma bırakalım, park olarak kalsınlar yani. Bırakalım dediğimiz gibi küçük küçük, daha müstakil, hani nahiye alanları olarak kalsınlar tepeler. Ya orayla ilgili mesela hepsi soruyorlar yani ne yapılmalı diye. Ben de orayla ilgili ne yapılmaması gerektiğini hep, evet, söylüyorum. Orada kesinlikle yapılaşma olmaması, evet, lazım orada. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Daha şehir merkezi dediğimiz alanların, bugün dediğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum, yani Ankara Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüme çok büyük kaynak ayırıyor. Çok büyük destek veriyor. Eğer ordulu müteahhitlerin de elinden tutulabilirse düzgün bir planlama ile, buna başka dışarıdan kaynak aramaya gerek yok. Kentsel dönüşme demiş olduğumuz zaman, ama Altınordu'da işte Düzay'a eskiden yapılmış olan yapılardan bahsediyoruz. Hepsi birleştirilecek. Atıyorum bugün 4 katlıysa 24 kat verilecek. Ve peki bir şey söyleyeceğim. O şehrin etrafını böyle çevrelemiş olan yüksek binalardan bahsediyorsun. Evet. Yani oralar için peki bir önlem alınabilir mi? İşte önlemi almak, yaptırmanın yanında çok daha masraflı. Değil mi? Çok daha, evet. Bilemiyoruz yani. Ama çok nerede, sağlam temellerle oralar yapılıyor. İşte yani böyle efendim, binaları, tedbirsiz birisiniz. Evet. Hani fore kazık deliniyor. Tabii. Farklı farklı yöntemlerle metrelerce delinerek temel oluşturuyor. Binalara bir şey olmayabilir. Ama etrafında yapılaşma var. Yine bir yol açıyoruz. Altyapı götürüyoruz. Hani toprak bir kere hareket ettiği zaman, bina sağlam zeminde de olsa bu sefer binanın etrafı akacak. Arabalar var, otoparklar var, belki okullar var. Ben Ordu'da duymadım fore kazıkla yapılan bir okul, cami. Yani biraz bilim bu konuda biraz daha... Peki buraya izin verirken neden, hangi mantıkla? Çünkü konut talebi var, Ümit Bey, inşaat talebi var. Karşılayamıyor, şehir merkezi bunu karşılayamıyor. Kişi yani, ve planlayıcılarda bir artık kentsel dönüşüme gidelim. Burada kaldırımlar karış ölçüsünde, evet, yani. Bu şehir artık sürdürülemiyor, sokaklarına girilemiyor, acil bir durum olduğu zaman müdahale edilemiyor. Bugün Ordu'nun en ana arteri araç trafiğine kapandı. Yaya trafiğini kaldıramıyor. Yani bu kadar bir kesit yetersizliğini sürdüremiyoruz ve bunu görmek lazım artık. Binalar, bir cepheyi boyuyoruz. Arkalar Gecekondu Mahallesi gibi veya ne bileyim işte çok daha farklı bir görüntüde. Hani makyajlarla belli bir alanı düzelttiğimizi zannediyoruz ama aslında bir 20 yıl sonra ya 10 yıl sonra ya daha ağır bir fatura çıkacak karşımıza. Ne yapılması lazım? Kentsel dönüşüme gidilmesi lazım. Kentsel dönüşüm derken mesela nedir? Hayaliniz nedir bu konuyla ilgili? Hayalim dediğim nasıl, gibi. Nasıl hayal ya bugün edin? Dünyada belli oranlar var. Bugün 20 metrenin altında artık cadde, sokak yok. Ordu'da ise 7 metre, 10 metre. Ha bunların artık toplaşması ya, lazım. Yani buna ilgili tane bir efsane var, bilir misiniz? İşte yolun genişi hesaplanırken iki at arabası ölçeğinde hesaplanmış. At arabalarının belki, karşılıklı geçebileceği bundan 100 oldu. Sene önce bu şekildeydi belki ama artık araçlar, herkesin aracı var. Her evde bir tane, birden fazla araba var. Yani ya, bunun bir de 50 yıl sonrasını düşünelim. Bugün değil. Kim bilir ne tür şeyler çıkacak ama benim görüşüm Ordu buna çok müsait. Evet. Çünkü arazi yapısı çok düz. Doğu Karadeniz'de böyle bir şehir yok. Çok güzel bir coğrafya. Turistlerin ilgi çeken bir yer. Yani Türkiye'deki herkesin, dünyadaki herkesin ilgisini çeken bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir iklimde yaşıyoruz. Şehri bir topyekun bir planlayabilirsek, şehir merkezini, evet, tepeleri de dediğim gibi müstakil evler. Bugün Bozukkale de aynı şekilde, yani olmuyor 3 katla 4 katla kurgulanamıyor şehir. Bugün yani siyasi bir şey söylemek istemiyorum ama zorlanılıyor yani. Çöp toplarken zorlanılıyor, hizmet götürürken zorlanılıyor, internet bağlantısına giderken zorlanılıyor. Peki bu nasıl genişletilebilir? Sizce mesela yani yol ortası sağında bir blok, ev bloğu, öbür tarafında bunlar yıkılıp yollar mı genişletilebilir? Ya çok küçük ölçeklerle bir şehir kurulduğu için aslında
Kentsel dönüşüm de çok basit. Bugün 7 metre genişliğinde 3 tane sokağı birleştirdiğiniz zaman zaten 21 metre. Hani kimsenin bir arsa payıyla, kimsenin bir ne bileyim bir istimlak şeyiyle uğraşmadan siz toplulaştırabilirseniz zaten elinizde sizin yeteri kadar alan kalıyor. Yani, kentsel dönüşüm içinde şey kalıyor, arazi kalıyor ve dediğim gibi yani trafiği çözebilmek için de altyapıyı aktarabilmek için de yeterli genişlikte yollara sahip olabiliyorsunuz. Nasıl trafiği çözmek için bir bu kesitlerle olmuyor işte. Olmuyor. Hani ne yapacaksınız? 7 biraz metre, 10 metre. Siz gelmeden önce benim sormuş olduğum bir konu vardı. Bahsetmiş olduğum bir konu vardı. Şu arkamızı gösterdik. Bir daha gösterebilir miyiz Sefat? Şimdi bir 20 yıl sonrayı düşünüyorum. Evet. Trafik yoğunluğunda buranın trafiğini nasıl halledeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Öyle çözmemiz lazım ki doğayı da korumamız lazım. Karşımızda otopark var. Otoparkı da beğenmiyoruz. Denize sıfır bu kadar büyük otopark olur mu düşüncesi. Ağaçlar kesildi, otoparklar yapıldı. Ne diyorsunuz bu? Yapılan şu gördüğünüz manzara ne diyorsunuz? Bir mühendis olarak. Genel olarak Ordu'da bir arazi arandığı zaman denizin doldurulması söz konusu. Halbuki denizden şehre doğru bakarsak elimizin altında çok geniş bir arazi var. Kıyı kesimlerinde yine aynı tepeler gibi kendi halinde bıraksak doğal güzelliğiyle daha zaten onlara zaten bir şey yapamazsınız. Yani nereye kadar denizi dolduracaksınız? Bir gün gelip alacak onu sizden yani. Bu kesin bir şey. Peki yüksek inşaat mühendisiniz. Ben şehirle ilgili hep eleştirmiş olduğum noktalardan bir tanesinden de bahsediyoruz. Yani her tarafa beton döküyoruz. Niye bu kadar çok betonlaşıyoruz? Şu yine arkamızda görmüş olduğumuz arazi 10 yıl önce baktığımız zaman her tarafı yemyeşildi. Şu anda kuru olacak kadar yani toplu ağaçlar olmuş olduğu yerler var. Kesildi. Betonlar döküldü. Nedir? Ya dünya bu şekilde mi şehircilik anlayışı var? Hayır, bir tek Türkiye'de olan bir. Ben yıllarca yurt dışında yaşadım ve yaşadığım ülkelerin şehir plancılarıyla birebir çalışma imkanım oldu meslek olarak. O gördüğünüz şehirleri bilmiyorum yani kartpostallarda olsun, belgesellerde olsun bugün Dubai, Katar ne bileyim kuzeydeki ülkelerin şehirlerini Türkler inşa ediyorlar. Ama ne yazık ki kendi memleketimizdeki nereden kaldığını da ben bilemiyorum. Hani herhalde 200 yıl önceki öyle araştırmalarım o şekilde. Yakın çağ Avrupa'sının ilk böyle şehirleştiği zamanlardan kalma bir anlayışla şehirleşiyoruz şu anda. Bu düzenlen olmuyor. Dediğiniz gibi sonucu böyle her tarafın beton olduğu, her tarafın bina olduğu, böyle nefes alınamaz sokakların olduğu, kaldırımların olmadığı, arabaların artık yarı kaldırımda yarı sokakta bir şekilde park ettiği. Onun dışında da işte Ordu özelinde söyleyelim. Nerede bir yer var? Ya böyle deniz kenarıysa dolduralım, şehir içinde bir alansa ya burayı da ferahlatalım değil de karşılanamayan konut talebinden dolayı bugün biliyorsunuz yani kamu arazilerinin tamamı neredeyse sıfıra sıfır ve çok yüksek katlı bir şekilde imara açılıyor. Gerek konut gerekse kamu binaları olarak. Yani bunun neticesi bunlar. Araziyi dolgu bir sıkışık bir düzen var yani. Aslında arazimiz var ama kendi kendimizi sıkıştırdığımız bir ölçekle şu anda şehirleşiyoruz. Ve bu görüntü bu şekilde oluyor sonucunda da. 20 yıl sonra ne olacak dediniz, daha beter olacak eğer böyle giderse. Olmayacak yani, yürümeyecek. Şehir bir şekilde çökecek. Bir şekilde şehir kendini yenileyemeyecek. Yenilemek isteyen bu şehirden kaçacak. Çünkü yine aynı örneği verelim. Dubai, Katar bugün dünyadan sermaye çekiyor. Hiç alakası olmayanlar gidip oralarda ev alıyorlar, plaza alıyorlar, otellerde kalıyorlar. Hiçbir turistik, hiçbir iklim olsun, hiçbir doğal güzelliği olmayan yerlerde insanlar gidip para harcıyorlar, eğleniyorlar. Burada elinizin altında her şey var. Portakaldan, mandalinadan ne bileyim yani envai çeşit meyvesi, sebzesi Ordu'da yetişiyor. Deniz desen elinizin altında her istediğinizi veriyor. Yaya turizmi var. Kar var, balıkçılık var. Her şey var ama niye gelmiyor insanlar? İnsanlara ne göstereceksiniz? Hani ne sunacaksınız? Sizin... Ben şimdi şey de söyleyeyim. Yani diyoruz ki biz kendi kendimize konuşuyoruz. O Ordu çok güzel bir şehir. Evet. Diyelim ki bir turistim ben. Dışarıdan yani yurt dışından değil başka bir şehirden Ordu'ya geldim. Tur firması bizi Ordu'ya indirdi. Ne yapacağız Ordu'ya? Boztepe'ye çıkıyoruz, bakıyoruz orada Boztepe'den Ordu'ya bakmamız 5 dakika. Boztepe'de çay içiyoruz, yapabilecek olduğumuz hiçbir şey yok. Ordu, Altınordu merkezine geliyoruz. Şehir tamam, çevreler çok güzel ama hiçbir şey yok. Şehir içerisinde gezebilecek olduğumuz, cazibe merkezi olarak adlandıracak olduğumuz hiçbir şey yok.
Ya ne yazık ki öyle. Çünkü sermaye gelmeyince yapılacak işler de azalıyor. Yani peki, bunları değerlendirmek nasıl, beton gerekiyor. Bir şehir mi Ordu sizce? Bence beton bir şehir tabii ki. Peki bu nasıl toparlanılabilir? Ya diyorum yani, işte bakın bugün Moskova'nın nüfusu 24 milyon. Ama Moskova içindeki parklarda, dediğim botanik parklarda yerel canlı hayvan türleri yaşıyor. Evet. Kuşlar göç alıyor, gidiyor. Bugün biz Duru Göl'den bahsediyoruz. Nasıl yapılaşacak veya yapılaşmayacak? Mesela biz çocukken orada da flamingoları falan görüyorduk. Evet. Yerel yabanıl hayvanları görüyorduk. Yani şehrin, Ordu gibi bir şehrin 200 bin nüfusu var. Ama her taraf böyle betonlaşmış durumda. Çok daha yüksek kapasiteli şehirlerde evet. Bu tamamen ölçeklerden kaynaklanıyor. Yani siz küçücük parsellerle 200-300-400 metrekare parsellerle 7-8-10 metrelik yollarla bir alanı böyle heba ederseniz evet. Neticesi de böyle oluyor. Halbuki bunlar derli toplu olsa, bu gökyüzünü kullanmaktan da korkmasak, yani gökyüzü bedava, arsamız yok. Bak denizleri dolduruyoruz, dere yataklarını dolduruyoruz. Kamyon garajından bütün her yeri böyle yapılaşmaya açıyoruz. Ya biz gökyüzüne niye yükselmiyoruz? Gökyüzüne yükselmiyoruz derken ya binalarımız artı, neden 3 katlı? Artı, neden 3 katlı? Neden 4 katlı? Tabii ki yani bugün bakın Çin'de üstten değil, bizde nasıl var? Üstten kat sınırlaması var değil mi? 4 kat diyor, 4 kat yapıyorsunuz. 5 kat diyor, 5 kat yapıyorsunuz. Hı hı. Çin'de 11 katın altını yapamıyorsunuz. Rusya'da 9 katın altını yapamıyorsunuz. Adam diyor ki ben diyor bir yere yol açıyorsam, doğalgaz götürüyorsam, sıcak su, soğuk su iletiyorsam diyor. İşte yol ne bileyim işte dolmuş hattı, toplu konut açıyorsam diyor. 9 katın altı zarar diyor. Türkiye o ülkelerin coğrafyasından çok daha küçük bir coğrafya. Hı hı. Yani Çin bizim kaç katımız toprağa sahip ama diyor ki adam 11 katın altını yapamazsın diyor. 9 katlı bina yapamıyorsun orada. Bizde ise 4 kattan artık böyle çatıların arasında insanlar evlere girmiş, yer altlarında bodrum katlarını ev olarak kullanıyor. Çünkü talebi karşılamıyor bu oranda. Ama bizde tam tersi bir siyaset, tam bir şey yok mu bize şu anda? İşte diyorum ya yani takip edilen sistem biraz çağı da karşılamıyor, talebi de karşılamıyor. Yani dediğim sizce topyekün değişmesi lazım. Bunu yaparken de yine konumuz gereği neresi sel bölgesi, özellikle sel de Ordu için çok büyük bir engel. Sel ve heyelana açık yerlere de dokunulmayalım. Park olarak kalsın, yeşillik olarak, fındık bahçesi olarak kalsın. Yani illa da her yere bir şey yapmak zorunda değiliz. Yani, yani sizin demiş olduğunuz, anlamış olduğum kadarıyla şu Ordu, Altın Ordu merkezde daha yüksek binalar olması lazım. Kesinlikle. Daha geniş caddeler olması lazım. Çevrelerde müstakil evler kentsel olabilir. Dönüşüm, evet, kentsel dönüşümünde ve arazilerimizi de koruyabiliriz. Bu bunu şey. Yapacak Ordu'da sermaye de var, teknik birikim de var, talep de var. Yani her şey hazır. Sadece bir düzenleme yapılacak. Geri kalanını Ordulular yaparlar. Ankara'dan destek de alınır. Kaç kat olabilir mesela? Neler yapılabilir? Yani bir makale okumuştum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir araştırmacı. Türkiye'de tabii Ordu için güncellenebilir ama 28 katın ekonomik olarak bir bina yüksekliğinin 28 katta olması gerektiğini söylüyor. Yani bugün Ordu'da konut fiyatları neden yüksek? Neden? Ne, işte niye insanlar arazi zorlanıyor? Çünkü araziler hibe ediliyor. Yani 3 katta 4 katta çıkmıyor bir şey. Bir aynı binaya da temel atıyorsunuz ve 20 katlı binaya da bir tane çatı yapıyorsunuz. Bir tane asansör alıyorsunuz. 4 kata da bir asansör alıyorsunuz, 20 kata da bir tane asansör alıyorsunuz. O nedenle yani bu tabii Ordu özelinde alınabilir. Ben böyle olsun demiyorum ama çünkü Şehircilik Bakanlığı'nın da belli standartları var bu konuda. Daha yükseltilebilirsek şehir merkezini hem ucuz konuta hem konut talebini karşılayacağız merkezde ve tepelerde, dere yatakları da ne bileyim çatı araları da bodrum katlarda gereğinde artık evlerle insanlarla dolmayacak. Peki çirkinleşmez mi şehir sence? Hayır, bilakis. Asla. Bu hali çok çirkin. Ya bugün turist getiremiyoruz diyorsunuz. Evet. Niye gelsin adam ki? Dubai'li birisi niye gelsin buraya? Ne görecek ya? Dubai'de gerçekten dediğiniz gibi ne var? Yüksek hiçbir şey yok ama hayır, bir planlama var. Adamın orada kar var, kayak tesisi orada da var. Yapmış adam, parasının gücü karşılığında yapmış. Sörf içinde sörf, yani sörf yapabileceğiniz AVM'ler var. Dalgalar oluşturuyor, suni. Suni plajlar var. Bu ya diyorsunuz biz yani, Altın Ordu merkezde evet, bizim kentsel yani, yapılaşmada şu diyorsun, eski yapılar, binalar yapılsın ama yerine yine 3-4 katlı binalar değil daha yüksek binalar yapılmasın. Konut talebini karşılayacak oranda katların yükseltilip ve
Hatta altyapıyı, yani bu 7 metre olsun, 10 metre, 12 metre olsun, bugün 16 metreye bulvar diyoruz yani. Böyle bir şey yok yani. Peki siz bu fikrinizi mesela, yani bu herhalde bu sadece sizin öngörünüz değildir. Yani inşaat yüksek mühendis, bu işin tekniğini okumuş olan kişiler bu konuyu bilirler. Neden peki biz tam tersi bir tutum içerisindeyiz? Ya bizde, ben de bunu araştırıyorum da, hani gördüğüm... Mesela Fas'ta bir tane yüksek bir bina var. Mesela hep eleştiriyoruz, çok kızıyoruz. Yani niye Fas'ta çirkin oldu diyoruz. Yani tepede oldu. Çünkü olması gereken yerde değil. Fas'ta şehir merkezi de aynı şekilde. Yani Fas'ta'nın şehir merkezinde de bir sıkılaşma var. Halbuki kentsel dönüşüme gidilmiyor. Bakın buradaki şey ondan kaynaklanıyor. Sizin fındık bahçesi olarak gördüğünüz yerde bir gün bakıyorsunuz 20 katlı bina yapılıyor. Ordu'da da böyle. Ama bunu kent merkezinde çözersek, bugün bütün kent merkezleri bu şekilde. Yani. Ve siz şehrin dışında, Altınordu evet. merkezinin dışında... Ormanlar yapılabilir, botanik parklar yapılabilir. Çok güzel elimizde dereler var. Yani şehrin bugün, dışında yamaçlarda yapılan yüksek binalar her zaman riskli olarak... Normal binalar da. Köydeki iptidai yapılaşmalar da aynı. Yani ben çarpık köyleşme diyorum ona. Herkes her istediği yere bir ev yapabiliyor köyde. Köylerinde kimsenin, bilmiyorum hani, bir izin alabiliyor mu, bir zemin etüdü yapılıyor mu veya bir, ne bileyim, hani bir, o konuda size katılıyorum mesela. Eski köy evleri var, o doğal güzelliğin içerisinde çok yakışıyor. Taş, ama şimdi adam köye gitmiş, 5 katlı beton bile oturtturmuş. Yaylada, ne estetiği var ne. Turizme açacağımız yayla da aynı şekilde yani. Peki özellikle kırsal kesimlerde heyelanlar çok oldu. Heyelanla ilgili mesela ev yaptırırken işte şey raporu alıyoruz. Diyoruz ki depreme dayanıklı belli oranlarda. Teknik olarak destekler alıyoruz. Peki heyelan mesela sorulur mu? Yani mühendislik, o yer araştırılıyor mu? Zemin etüdü yapılıyor ama zemin etütleri daha çok zeminin karakterini ortaya çıkartıyor. Size heyelan olup olmayacağını pek şu anki zemin etütleri söylemiyor. Bu biraz bölgesel bir şey. Siz bina yapacağınız zaman münferit binanın olduğu parselde bir zemin çalışması yaptırıyorsunuz ama heyelan parsel bazlı değil. Biraz daha bölgesel. Biraz daha geniş yani. Siz bir parsele bakarak, belki topyekin mahalle kayacak. Aybastı'da oldu biliyorsunuz yani. Belki o durduğu yer zemin sağlamdı ama ta arkadan beri mahalle aldı, aşağıya doğru gitti. Bugün Ulubey'de de aynı şekilde benzer bir sorun oldu. Orada da devlet hastanesinin zannedersem bir yeri değiştirildi diye biliyorum. Yani dediğim gibi kişilere bırakılmamalı bu. Sizin şehir planlamacıları olarak veya bu işe artık göz yuman kişiler olarak bu bölgelere insanları sokmamanız veya yapılaşmaları kısıtlamanız lazım. Bunlar hep konut talebinin şehir merkezinde karşılanmadığından oluyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse, gökyüzü bedava, çıkalım yani bunu. Çünkü oralardaki binaları yine Türkler inşa ediyorlar. Yani bunda hiçbir eksiğimiz yok. Siz şimdi şehir merkezini bastırıyorsunuz. Kenarlardan, tepelerden böyle hani bir topu düşünün. Ortasını sıkın üstten ve alttan. Nasıl kenarlara doğru genişler, şişer yani. Ordu şu anda o halde. Yani. Sıkmayalım biz bunu. Talep olmazsa, talebi karşılarsanız merkezde, o dediğiniz yerlere gidilmeyecek zaten. Yani tam aslında bu zamana kadar yani böyle anlatmış olduklarımızın tam tersinde bir fikir olmuş olduğu için biraz da ben de şimdi düşünüyorum da orada şehir merkezinden böyle 20 katlı 30 katlı binaların yükselmiş olduğunu düşünüyoruz. Denizin içine oteller yapılabilir. Bugün var örnekleri. Hani deniz doldurulup sahil yapılacağına 300 metre ileriye bir tane bir prestijli bir otel yapılabilir. Bunlar olabilir. Bunlar doğayı tahrip etmezler. Hani turizm anlamında konuşuyoruz. Ordu'nun çünkü sanayide pek bir şansı yok. Evet. Ulaşım olarak da çok ters bir noktada. Elimizde bir tek turizm kalıyor. Bunu da yapılandırabilmek için. Hani bugün nasıl oluyor? Prag şehri 2 milyon. Gelen nüfus turist 12 milyon. Yani kendi nüfusunun 6 katı turist çekiyor. Niye? Gidip bakalım oraları nasıl yapmışlar yani. Gelelim sonra Ordu'ya. Bir örnek taşıyabiliriz dediniz yani, niye bu zamana kadar olmadı bilmiyorum yani. Peki ama Avrupa'da da mesela gezdiğinizi söylüyorsunuz. Avrupa'da birçok ülkelerde adam 50 yıl önce, 70 yıl önce, 80 yıl önce yapmış olduğu yapıları, evleri konuyor. Yani böyle yeni yeni bizim gibi böyle bir konutlar yok. Orası ama sizin anlatmış olduğunuz tam şimdi oralarda tabii şöyle, Avrupa'da nüfus artmıyor. Avrupalı hayatını işte dediğiniz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık stabil bir hale getirmiş. İşi belli. Çocuğunun işi belli. Nüfusu belli. Tabii nüfusu belli. Nerede bir kaygısı yok. Bizde öyle değil yani. Bizde yani bugün bir kamu binası açılıyor. Orduya 3000 tane. Üniversite açılıyor.
ne bileyim her sene 5000 tane öğrenci geliyor. Yani dinamik bir toplumuz. Bizi oralarla kıyaslamamak lazım. Bizi daha çok güneydeki ülkelerle, evet, gelişen bölgelerle kıyaslamak lazım. Evet, sevgili izleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Gerçekten daha bir kısa bir süre ayıracaktım size ama ya, evet, aslında o kadar güzel bir konu ki çok farklı da bence açık şey söylemleriniz vardı. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Heyelan konusunda konuşabilmek için de çok sevinçliyim çünkü deprem diye diğer afetleri göz ardı ediyoruz. Evet. Ordu için deprem hiçbir riski yok ya da çok düşük bir riski var. Ama esas risk heyelan ve sellerde. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızda konuğumuz inşaat yüksek mühendisi Mehmet Savaşkan'dı. Veda edeceğiz kendisiyle beraber. İki tane söylemiş olduğu çok önemli şey var. Üzeri basa basa söyledi. Biz söylüyoruz, diyoruz ki deprem diyoruz. Depremle yaşamaya alışmamız lazım diye. Ama diyor ki ordu için deprem bir tehlike değildir. Daha az bir tehlikelidir. Ama asıl tehlike olan ordu için heyelandır. Biz heyelana dikkat etmemiz lazım diyor. Ve bir ikinci söylemiş olduğu, hep tam tersini yapıyoruz. Böyle şehrin merkezindeki binaları sınırlamaya çalışıyor. 4 katın 5 katın üzerinde olmasın diye söylüyoruz. Savaşkan tam tersini söylüyor. Diyor ki bırakın diyor, gökyüzü bedava diyor, ücretsiz diyor. Bir şehir merkezi, Altınordu merkezindeki heyelan tehlikesi yok. Binaları yükseltmemiz lazım diyor. Çevrelerdeki binaları da müstakil evler yapılması gerektiğini söyledi. Özetleri bu sevgili izleyicimiz ve şimdi programımızı nihayetlendireceğiz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde ben Ümit Atabay tekrar yeni gün hafta sonu programında sizlerle birlikte olacağım. Kamerada Akif bizlerle birlikteydi. Yönetmen koltuğunda Sefat bizlerle birlikte oldu. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. HD yayına geçti. Tüm kullanıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV52 ekranlarında sizlerle. Efendim, bir İş Dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğu sanayici ve iş adamı Halil Ak. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Yüzü renkleri düşer yıldız yıldız geceye. Sisler ardından seslenir serinlikler. Hırçın denizinde martı çığlığı, dağlarda ıtırlar. Mavi olur, yeşil olur rüzgar. Tam tekmil şehir olur. Şehir düşlerde dirilir, ordu olur. Gün doğumu serinliğinde bir şehir düşleyin. Serin yayla türküleri çınlasın kulaklarımızda. Yar yar, yaylalarda yaslanıyor can cana, can cana, can cana. Köheylanlar koşsun içimizde dört nala. Essinler toynaklarıyla yeşili alabildiğini. Kıvrım menderesler çağlasın, derelere karışsın suların serinliği.
sevdası, toprak koksun, bir gökkuşağı sarmalasın çepeçevre benliğinizi. Şehir ayaklarınıza değsin, sokaklarında telaş, masumiyet, samimiyet, gülsün çocuklar, kucaklasınlar safça zamanı. Gömgök göllerde balıklar oynasın. Ormanın derinliklerine, tertemiz hayallerine yürüsün insanlar. Dağ çiçekleri selamlasın sizi, ellerinizde çilekler tat versin damağınıza. Dağlara tırmanan çamların ardına gizli yaylalarda bulsun sizi anılarınız, elleriniz bulutlara değsin. Şehrain şarkılar söyleyin yayla şenliklerinde. Şehir götürsün sizi geçmişin izlerine, sokaklarında tarih şehrin, dağlarında, yaylalarında, ovalarında tarih. El sallasın şehre. Berrak bir koyda huzur bulsun düşleriniz. Kuşlar eşlik etsin hayallerinize. Mavi ve yeşil yoldaşınız olsun. Kapatın gözlerinizi bir şelalenin kıyısında. Serin serin yüzünüze vursun damlacıklar. Kucaklayın sonra demini ormanın. Bir zirveden şehre doğru açın sonra kuşlar gibi kanatlarınızı özgürlüğe. Ve kızıllık çökerken şehre yavaş yavaş düşleriniz orada olsun.